Değerli seyirciler önemli bir gelişmeyle açıyoruz bugünü. Ali Koç, George Jesus zirvesi var. Haldun Domaç ve Serkan Korkmaz'a hoş geldiniz diyeyim. Birkaç cümle alayım tabii bu şimdi aniden. Yani bizim akışımız değişti. Burada Serkan Aydın bizim editörümüz, yönetmenimiz Özgür Akay. Şu anda bütün akışımız, planımız baştan aşağı değişti. Jenerik dönmeden bir dakika önce bu gelişmeyi verdi bizim Ahmet Selim Kul. Neden bir araya geldiler, niçin bir araya geldiler? Haldun abiyle Serkan Korkmaz'a bir hoş geldin diyeyim de sonra hemen döneyim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. İyi hoş haftalar. Hoş Serkan Korkmaz. Hoş bulduk. Hemen gideyim çünkü Ahmet Selim'in sebebiyle. Tabii, sebebi tabii de. hemen hemen. Tüm detayları alalım. Üzerine konuşacak çok şey var bunun. Şimdi Ahmet Selim. E, nedir zirvenin içeriği? <laughs> Apar topar böyle bir gelişmeyle başladık. E, bize anlatır mısın? Sebebi Ne? Aykut İnce e, paylaşalım. Elimizdeki bilgileri paylaşalım. Bir kere planlı bir görüşme kesinlikle değil. Onu ifade ediyoruz. Elimizdeki en net bilgi bu. Yani bu biraz olağanüstü bir toplantı diyebiliriz. Tabii başkan teknik direktör görüşür ama e, dünkü sonucun ardından bunu e, çok sıradan bir görüşme olarak yorumlayamayız. E, planlı bir görüşme değil. Cesusu e, kulübe davet etti. Teknik direktör Cesusu başkan kulübe davet etti ve konuştu. E, özel olarak spesifik olarak bir içerikte belirlemedi. Muhtemelen dün akşam alınan sonuçtan sonra e, bir değerlendirme isteyecek kendisinden. Hani açık konuşayım. Yolların ayrılması vesaire böyle bir şey beklemiyoruz. Onu en baştan peşin peşin söyleyeyim ama dün e, tabii Fenerbahçe yine kritik bir maçta ...kötü bir futbol ortaya koydu, e, mental olarak zayıf bir görüntü sergiledi. Muhtemelen bu konuyla ilgili biraz hesaba çekilecek George Jesus... ...çünkü bu e, değerlendirilmeyen neredeyse üçüncü, dördüncü şans olacak. Yani Fenerbahçe bir şekilde şu tarafını hep övdük, yarışın içinde kalıyor... ...hedefe odaklı, e, tam bitti denilen Arda bir anda bir karakter gösterip devam ediyor dedik ama... Şuraları da hiç oynayamadı. Ne zamanki avantajı rüzgarı arkasına alacak fırsatlar eline geçirdi. Bunların tamamında da e, çok kötü bir görüntü sergiledi Sırlı Bu konu üzerinden e, bir değerlendirme olacaktır. Toplantı saati 3. Ee, şu an itibariyle başladı. Şunu da söyleyelim. Başka da e, bir 15-20 dakika önce e, zaten kulüp binasına geldi. E, i̇çeriğini takip etmeye çalışacağız. Çok sıcak tabii e, bu gelişme. E, ne konuşulacak, ne bitecek? Buradan başka beklediğimizin dışında bir karar çıkar mı? Bunları takip edeceğiz. Ama dediğimiz gibi elimizdeki bilgiler şunlar. Bu planlı bir toplantı değildi. Bu sabah plan e, bu sabah başkanın haber göndermesiyle gerçekleşti ve e, toplantı. Toplantının içeriğine dair de yani Jesus'da böyle cesus bir net bir konu belirtilmedi. Çok yüksek ihtimalle bir hesap hesaba çekme toplantısı gerçekleşiyor şu anda. Yes, Ahmet, ya. Selim be, benim e, merak ettiğim şey var. Yani normalde peki nasıl bir frekansla bir araya geliyordu Jesus'la Ali Koç? E, çünkü hani mesela Okan Buruk'la e, Dursun Özbek buluştu, Ahmet Nurce'bi, Şenol Güneş buluştu. A, yani amiyane tabiriyle haber değeri bile yok aslında bunun. Tabii. E, nasıl bir sıklıkta görüşüyorlardı ve bu görüşme neden bu kadar önemsendi sizler tarafından? E, şöyle, e, bu görüşme önemsen değil, sıradan bir görüşme değil. Daha çok başkanla Ali, başkanla Cessus e, yemek yiyorlar, dışarıda yemek yiyorlar vesaire veya başkan Samandar'ı ziyaret ediyor, orada görüşüyorlar. Bu... Kulübe davet etme konusu ikinci kez oluyor, iki veya üçüncü kez oluyor. En azından benim bildiğim öyle. Kulübe davet edildiğinde biraz da e, hesap verme toplantısına döndüğü için tekrar e, bu konuyu haberleştirdik. Yani e, düz normal konuların konuşulacağı daha gündelik konuların veya planlamanın konuşulacağı toplantılar daha farklı koşullarda gerçekleşiyor. Burada ama dediğimiz gibi cesur kulübe davet ediliyor. Bu da o yüzden biraz daha hesap toplantısı gibi oluyor. Her her şeye hazır olmak lazım. Fenerbahçe'de zaten sıra dışı gündemi olan bir kulübümüz. Her zaman kazanırken, kaybederken, iyiyken, kötüyken, her şey yolundayken ama hani şu olasılığı bizler tabii gazeteci olduğumuz için yıllardır da spor medyasının içinde hep bu büyük kulüplerdeki dinamikleri takip ettiğimiz için ben de şöyle bir hafif bir şüphelenme, bir kıllanma oluştu. Senin hemen bağlantının başında söylediğin şey var. Ee, yani öyle bir ayrılık, yol ayrılığı falan gibi değil de hani sıra dışı o beklenmedik, gündemde olmayan bir bir araya geliş. Ne Ser konuşuluyor olabilir Serkan peki? Abi, şunu hani, söyleyeyim. Ben biraz açıkçası kıllandım Ahmet Selim. Yani <laughs> Serkan abi bu belki dediğim ki ben hani şu anda bir ayrılık vesaire öyle bir şey beklemiyorum. Sezonu Fenerbahçe Cesus'ta %95 bitirir öyle söyleyeyim. Hani diğer ihtimale %5 ihtimal veriyorum ama Fenerbahçe'nin Cesus'ta devam edip etmeyeceği de belli değil. Bu yüzden bu detayları mümkün olduğu kadar öğrenmeye çalışıyoruz. Yakından takip etmeye çalışıyoruz. Yani bu toplantıda o karar çıkmayabilir tabii ayrılık kararı çıkmayabilir ama o... Dediğim gibi hesap Hesap sorma da demek istemiyorum. Hani kelimelerim dikkatli çekmeye çalışıyorum ama istenilen hesap verilmezse sene sonuna da etki edebilecek gelişmeler. O yüzden bu toplantıları e, not düşmek önemli. Sezon sonunda herkes herkes Cesus gitti dedi, kaldı dedi, ben de dedim yani. E, çünkü bir noktada mesela öyle bir noktaya gelmişti ki Başkan sözleşme uzatma teklif etti, Cesus da sıcak bakıyordu. İş iş şu noktaya gelmişti. Ee, belki Mayıs'a bile kalmaz sözleşme elleme işi. O yüzden bu detaylar önemli. Fenerbahçe'nin sene sonunda Cesus'a ilgili ne karar vereceği hala %100 net değil ama bugün bu toplantı gerçekleşiyor. Biz biraz da sezon sonundaki e, karara giden merdivenleri e, takip etmeye çalışıyoruz. Giresunspor maçından sonra da bu toplantıyı bu yüzden Önemli görüyorum dediğim gibi biraz hesap sorma toplantısı gibi şimdi, olacak. Şimdi Haldun Abi'nizden de yardım isteyerek e, Sayın Koç yönetimi ilk geldiğinde Koku'yla anlaştı. Sezonu kimle bitirdi ben bilmiyorum da Koku'yla bitirmedi. İkinci sezona kimle başladı? Ya yani hep başladığı yerden bir bitirdi. Şu ana, Ersun, şu ana kadar hep başladıklarıyla bitiremedi. Yani, yani Emre Belözoğlu ile bitirdi, İsmail Kartal'la bitirdi. Ersun Hoca vardı. E, yani galiba Ersun Hoca ile başladı. Tahir Hoca ile bitirdi evet, bir tane Yani bitir, hep başladıklarıyla bitiremedi. Bu kez e, zaten Ahmet Selim daha da Ya yani şu anda e, bayağı bir demoralize olmuş Fenerbahçe e, kamuoyu var. Evet. Belki de e, onun tam içinde bir taraftar da olduğu için aynı zamanda Sayın Koç Belki bu sezona dair umutları sıfırlandı da yine aynı şey mi tekerrür ediyor şimdi, diye Haldun abi ben biraz şüpheleniyorum. Şimdi ben şöyle söyleyeyim Ahmet Selim de e, yayında kalırsa ben... E, şimdi iki tane önemli nokta var ki Ahmet Selim çok daha iyi takip ediyor. Biraz önce söyledi aslında. E, kulüp kendisine Nisan ayında bir teklifte bulundu. Hı hı. Dedi ki yani ne yapacaksın kararını ver Mayıs ayında da bu konuda neticelendirelim. Mayıs ayında bitirelim gibi. Şimdi bu Mayıs ayı buluşması acaba o mudur diyorsam ben o değil diye düşünüyorum. Şimdi kulüp yöneticilerinin genelde şöyle bir durumu vardır. Bir, ya rapor isterler. Hocam biz niye bu gelen elimize fırsatları değerlendiremiyoruz diye rapor isterler. İki, ...kulübe çağırırlar. Şimdi soru yoksa şimdi, yollayalım çocuğu. Yok, ben Ay, onun, ben da, ce, onun da, ce, da Bilgi görüşürüm. var. Bak Gör yeni bir şeyler geldi ben. Evet, yok bilgi yok da dünkü maça <laughs> dair de biraz. Tamam onu konuşacağız, ha. konuşacağız acele şimdi, etme. Şimdi şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum onun için söyledim. Şimdi genelde e, izlenimimiz şu hep Ali Koç antrenmana gidiyordu. Yani gidiyor, hocayla konuşuyor, sohbet ediyor vesaire, bir takım şeyler yapıyordu. Dikkat ederseniz bu kez kulübe çağırıyor, İşin ciddiyeti başka. Evet. Yani mutlaka orada. Ee, dediğim gibi iki yöntem var. Ya rapor istersin hocadan ya da çağırırsın şifayı olarak bana anlat. Neden biz elimize gelen bu fırsatları kaçırıyoruz diye soracak. Ha burada hocanın tavrı çok önemli olur. Ben kişisel kanaatimi söylüyorum sonra Ahmet Selim'e bırakacağım. Hoca şöyle söyleyebilir. Ben işimi yapıyorum dediği andan itibaren e, gerilim yani ipler gerilebilir. Yani gerilebilir. Sanıyorum Arda Güler konusunda evet. öyle bir gerilim evet, olmuştu. Gerilim olmuştu. Şimdi her, her, Abete... her, her ama... muhabir masasında Ahmet Selim'in bir ifadesi vardı. Diyordu ki Sayın Başkan ve yönetim Samandıra'ya gitmiyor. Hocanın işine karışmıyor. Çok fazla aslında bu bir anlamda iyi de görünebilir ama bazen de negatif sonuçlar doğurabilir. Yani biraz başkanın gidip diplomasi yapması gerekiyordu diyor bütün Fenerbahçe muhabirleri. Şimdi artık lig bitiyor. Bu zirveler bir İstanbulspor maçından sonraydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bir de şimdi. Bu iki zirve geç kalınmış zirve değil mi Ahmet Selim? Ee, yani Aykut abi en azından kulüpte bilmiyorum. Bu şeyi bilmediğim için bilmiyorum diyorum. Yani Cesus'a bu görüşmeler nasıl etki ediyor? Ee, açıkçası ben Cesus'un herkes orada değişti burada değişti diyor da ben geldiği günden beri aynı olduğunu düşünüyorum. Ee, tekrar edeyim bu Belki buradan aylık karar çıkmaz diyoruz ama tabii her ihtimali biz kovalıyoruz. Biz yorum başka, şey başka. Burada önemli olan sezon sonunda ne olacak? Buna giden merdivenler bir yandan da oluşuyor. O yüzden bu toplantı da önemli. İkinci kez dediğin gibi kulübe davet etti Cesusu Başkan Ali Koç. Düne dair de bağlantı yapacaktık. Biraz öne almış olduk. Düne dair de bazı hani olaylar oldu vesaire. Bunları da anlatayım mümkün olduğunca. Sonra zaten görevimi tamamlamış olayım. Dün tabii maç sonunda ciddi kavgalar oldu. Ya yani gerçekten kavga oldu. Hani tartışma başka. bir olayı kısaca özet geçeyim. Ardından ya yani maç sonunda zaten sahada olanları herkes gördü sağdan soyunma odasına direkt gitti ve orada ilk aşamada futbolcular arasında gerginlik oldu. Futbolcular daha sonra ama içerisi çok karıştı. Yani içeride çok kalabalık da vardı. Fenerbahçe tarafının bununla ilgili şikayetleri var. Ee, şunu anlatabileyim, anlatabilirim. İşte Giresun Spor Cephesi soyunma odasına girmek yerine koridorda durup bize doğru tezahürat yapmaya devam ettiler gibi iddialarda bulundu. Bunlar Fenerbahçelilerin iddiaları ve bundan dolayı da o gerginlik dinmedi. Sonra bir ara dindi bu defa yöneticiler karşı karşıya geldi. Bazı geçmişten gelen diyaloglar da orada konuşuldu ve onun üzerine daha aslında sert bir kavga da başladı. E, i̇ki farklı kavga oldu dün soyun modası koridorlarında ve e, bunun yüzünden röportajlar gecikti, basın toplantıları gecikti. Yani dakikalarca süren olaylar oldu, e, çok kalabalıktı. E, biz de bir kısmını görebildik, çok kalabalıktı orası ve çok fazla polis girmesi gerekti. Bundan dolayı e, dün akşam tabi oradan. E, ben isim çok fazla vermek istemiyorum çünkü çok büyük kalabalıklar vardı hani hırgür kimseye hedef göstermek vesaire olmasın ama hani Fenerbahçe kanadıyla tabii ben konuşabildim daha çok o kanatla ilgili birincisi İrfan Buz'a ciddi bir tepki var yani şundan dolayı bir tepki var ya bir teknik direktörün futbolcuyu yanıltma vakit geçirme adına yanıltma işine girmesi ee, çok ciddi tepkiyle karşılanmış durumda Fenerbahçe cephesinde. Bunu söylemem gerekiyor. Bir de maç sonunda çalan şarkılar bu konu şu yüzden. Fenerbahçe cephesi şunu ifade ediyor. Yine bu taraftan anlatayım. Ee, bizim Giresunspor'la bir vukuatımız yok. Giresunspor'un bize bir vukuatı yok. Ne, onlar kendi savaşlarını veriyor. Biz kendi savaşlarımızı veriyoruz. Sağdaki tartışmalar futbolun içindeki şeyler. Maç sonunda olan şey tamamen işte Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye sataşmak için tatlı da olsa Şey de olsa kullandığı şarkılar. Bunları çalmaktaki amaç ne? Bu konuda Fenerbahçe maç, cephesi çok tepkili. Maç öncesinde ee, iki takım taraftarlar arasında böyle bir arbede çıktı mı? çıktı maça girişte çıktı Fenerbahçe taraftarlarının giriş yaptığı yer e, bir şekilde yolun kenarında orada bir çıktı hatta atılan bir taş bir Fenerbahçeli taraftarın kafasına geldi onun o da hastaneye götürüldü ciddi bir şey yok ama e, şunu söyleyeyim o olaylar çok büyümedi. Bir elektriklenme oldu, bir kavga oldu, bir taş atma vesaire oldu. Polis hemen araya girdi, çıktı. Ya bunların hepsi ya bunları normalleşmek için demiyorum da çok fazla yaşanan şeyler. Hani hep oluyor bu gerginlikler. Ee, o olay çok büyümedi ben bu yüzden haber vermedim. Çünkü çok fazla yaşanabilen olaylar. Ee, ama da Fenerbahçe cephesinin en azından bu konuda ciddi rahatsızlıkları olduğunu ifade edeyim bu iki konuyla ilgili. Peki uğurlayalım başka da bir şey yoksa haber bekliyoruz diye. Çünkü kulübe edeceğiz. kulübe çağrılmış olması e, ciddi. Yoksa yani her yerde görüşebilirler. Samandıra'ya gidebilir vesaire ama kulübe çağırdığınız andan itibaren olayın ciddiyet boyutu artıyor tabii. Onu özellikle Hala otelde kalıyor tabii Jesus. Evet. Teşekkür Teşekkür ederim. Ederim. Ya, Serkan abi son onunla ilgili de şunu söyleyeyim. Ha. O otel konusuyla ilgili ya o otel olarak adlandırmamak gerekiyor. Birçok kişi orada normal ev gibi kalıyor otelin içinde olduğu için otel diyoruz ama orası ev olarak kullanılan bir yer abi. O, bağımsız Ya bağımsız benim arkadaşım, <laughs> benim arkadaşım Amerika'dan geldi. Ee, orada kaldı. Gayet otel gibiydi. Bilmiyorum. <laughs> ya şimdi bazı oteller... Orada yaşayan aileler de var sanki Şimdi bazı otellerde eh, Ahmet Selim hatırlayacak, Trabzon'da gittiğimiz otelde de vardı. Yani odaya odada Tabii. çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, evet. buzdolabı Ondan sonra her şey olan odalar var. Yani sanki bir odaymış gibi görünüyor. Oda görünümlü bir ev. Evet. Yani Ahmet Selim hatırlayacak otel ismi vermeyeyim ama. Evet. Yani Ay Aykut sen de hatırlarsın. Her şey var içeride. O gölün orada yukarıda. Seher'in gölünün, gölünün orada. Aynen öyle. Yani onun için bazı belki o da öyle bir yerse. Öyle bir rahat. otel. Orada yaşayan aileler de olmuş. Şimdi... Hatta Serkan abi sana söyleyeceğim tanıdığımız bir isim de orada yaşamış bir süre. Peki Aa sana ya çok atsana. teşekkür ederim. Atacağım şimdi. Sana çok Kesinlikle. teşekkür ediyorum çünkü bağlantı çok. Hazır mı diğerleri de? Galatasaray'ın maçı var, ee, Trabzonspor'un maçı var, ee, Fenerbahçe şeye gidiyor Yunanistan'a gidiyor, Pire'ye. Evet. eurolik maçı var. Yarın, Yarın akşam gerçekten iki, çok çok önemli var. bir var. Tamam. Var. Hazır olunca e, hemen gideriz. Şimdi o zaman şöyle, bu, buradan devam edelim abi. Ee, niçin toplaşıyorlar acaba bir araya geliyorlar? Yani bir sebebi olması lazım. Bir rapor mu alacak Başkan? Durum değerlendirmesi. Durum değerlendirmesi. Ee, Genelde şöyledir. Yani biz hani yöneticilik yaptığım için söyledim. Yani iki tarafa bakıyoruz. Genelde hocalarla şöyle yapılır. Ya kulübe çağırırsın yüz yüze e, kulüpteki e, futbolla ilgili e, yöneticiler iki tanesi üç tanesi hocayla sohbet eder. Yani biz ben bunları yaşadım yani. Mesela işte hocam ne yapacağız? Niye kötü gidiyoruz? İşte e, Ahmet niye oynamıyor? Performansı niye düşük diye sorarsın ya da kulübe sormazsın, kulübe çağırmazsın. Dersin ki hocam sen bize bir rapor yaz. Yani genel durumumuzun, gidişatımızın neden böyle olumsuz olduğunu bildir dersin. Evet. Şimdi burada belli ki önceki samimiyetlerinden doğan bir ilişkiyle kulübe çağırmışlar. Yani kulübe çağırıyorlar. Şimdi kulüpte Ali Koç muhtemelen yanında bir iki tane yöneticinin de olacağı ortamda bu sohbeti yapacaklar. Yani çünkü sonuçta şöyle bir gerçek var. Henüz ee, evet beraberlik önemli bir sıkıntı Fenerbahçe için deplasmandaki beraberlik ama kağıt üzerinde şampiyonluk iddiası sürüyor kağıt üzerinde de, diyebiliriz hatta avantajın Fenerbahçe'de olduğu bir ziraat Türkiye Kupası iddiası sürüyor acaba burada yapılan bir takım yanlışlar var mı ya da oyuncular bazında hocanın istediği ve olmayan bir şey var mıyı herhalde masaya yatırıyorlar. Ama benim burada bu tür görüşmelerde şöyle bir durum çıkar ortaya, onu söyleyeyim. Anlık. Yaşadığım için söylüyorum, Hı -hı. yine yaşadığım için. Tamam o zaman ben bırakıyorum, gidiyorum, mevzusu olur. Yani onu söyleyeyim. Ben hayatım boyunca gördüm böyle Heh, şeyler yani, yaş... ben de. Ben ben yönetici olarak yaşadım. Aynen hani ben de. Hoca, hocaya, hocaya bir bir baskı oldu. Ben futbol şubesi sormuştum. Hocaya orada işte şunu niye oynamıyor, bu böyle falan derken hoca da iyi o zaman alın ben gidiyorum deyip gidebiliyor. Peki yani Daha fazla için... yönetim eleştirilmez mi bu sefer? Ne gibi? Wow, şu, ben şu anda, Fenerbahçe ben, taraftarında kredisi ben, çok yüksek değil Ben aynı şeyi söyleyecektim. Fenerbahçe taraftarı Jesus'a olan inancını şu anda kaybetmiş durumda. Hmm. Kaybetmiş. Yani şunu, yani şu şöyle sorsan gitsin mi gitmesin mi diye sorsan bilemem ne karar verirler. Ama taraftarlarla konuştuğumuzda bir inançları yok. Şöyle söyleyelim haftalardır haftalardır bir, bir ara vardı. Hiç Jesus tezahüratı duyuyor muyuz Yok. Duymuyoruz. Yani ya haftalar... bir abi şeyde yani içimizde Giresunu Giresunspor bilen en iyi bilen sensin içimizde de değil yani genel olarak da öyle ne, ne olmuştu? Ya şimdi bu olay buraya buraya, buraya, buraya gelmesinde bir o çok O bir sıfırlık maçtan kaynaklanan bir rövanşlaşma mı var? Hiç hayır yani o kadar enteresan Spontan bir şey ki girişti. yani ben çok şaşırdım gerçekten şaşırdım hmm. neden şaşırdığımı söyleyeyim ee, yani Ali Koçla Giresunspor arasındaki bağlantıyı yani o sempatiyi, sıcaklığı şöyle anlatayım size: Bizim kulübümüzün eski başkanlarından biri ameliyat oldu İstanbul'da. Ali Koç özel uçağıyla Giresun'a gönderdi. Yani bu kadar sıcak bir ilişki var. Biraz da e, Ali Koç'un tepkisinin e, ana nedenlerinden biri bu olabilir. Yani ben Giresun Spor'a bu kadar sıcak davranırken neden o statta? Bütün olayın patladığı noktayı söyleyeyim: Statta. Galatasaray taraftarının Fenerbahçe'yi kızdırmak için çaldığı o e, müziği çalıyor. Fener ağlama. Ha, O müziği çalıyorlar yani ve e, onu da sordum. E, çok net teyit edemedim ama çünkü bu işler çok teyide muhtaç. Bir önceki anonsçuyu değiştirmişler. Yani farklı bir anonsçu gelmiş. Yani öyle. Be biraz sonra yazar bana. Bir önceki anonsçu Fırat'tı. Tanıyorum. Onu değiştirmişler. Şimdi biliyorsun bütün her şey o anonsçunun elinde. O anonsçu orada e, onu yaptığı andan itibaren biliyorsun başka şeyler oluyor. Yani orada ok çıkmış. O yani. çok sempatik olmadı söyleyeyim yani. E, çünkü Giresunspor'un Fenerbahçe ile ne alıp veremediği olur. Şampiyonluğa oynamıyorsun, küme düşmeye oynamıyorsun. Senin e, o yarışın içerisinde rakibin değil. Allah Ve, var. Giresun taraftarı da şeydir yani bir şey centilmen bir taraftardır yani, abi hiç kimsenin yani burnu kanamadı şey ama bir dün bir durum yok. Yani bugün oynanmıyor maç. kupalı maçlar oynandı, ligde maçlar oynandı. Hani Giresunspor geldi burada Fenerbahçe'yi yendi. Yani e, ben gerçekten anlayamadım. Ben o maçta bir şey oldu sandım. Hani onun rövanşı mı oldu? Yok 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 Oradan değil. Bu tamamen şeyden kaynaklanıyor. Birincisi e, o olaya çok Kızdı Fenerbahçe taraftarı. Gördün mü bilmiyorum. Top geldi. Top gelirken e, İrfan Hoca bacağını açtı. Ha, Aradan geçirdi. O, o sayede ile O sayede bir itişme yaşadılar. O olay ilk e, ateşlemesi oldu. E, hoş değil yani iki taraf için de hoş değil. O da onu itti falan yani böyle bir şey. Ama asıl olayların çıkışı yani başlamasının sebebi türbündeki şey e, stat anonsunda e, şarkı. şarkı. İrfan yani. Hoca da iki hafta önce burada senin orada yayın tabii yaptık. Tabii, biliyorum canım Dünyetli ben konşu bir insan. Zaten İrfan Art etli değil, onu yaptı işte bir anlık insan böyle bir şey yapabilir. Ya keşke ya diyor, bir anlık yani o yaptığı olay da böyle dünyanın sonu değil. değil Ama değil. hoş değil yani centilmenlik olarak baktığında çok hoş. Tabii değil. yani normalde yani. bizim İrfan Hocayı şu anda eleştirmemiz ya. onun da ya haklısınız özür dilerim demesi lazımken o sahnenin itmesi de. İşte onu Çok söylüyorum, çirkin. karşılıklı. Şimdi bak, başka bir şey söyleyeyim. Stat'dan e, böyle bir şarkı anonsu yapılıyor. Güzel, sempatik değil. Yani bak, söylüyorum, değil, ben Giresunspor'luyum, ben orada dört dönem Hiç yöneticilik yapmışım. Değil. Hiç hoş değil. Bak, söylüyorum. Hoş değil. Ama İrfancan Eğri Bayatında maç sonrası, iş, bir daha buraya gelmeyiz falan e, gibi cümleleri de bence profesyonelliğe sığan bir cümle yani değil. Sis düşerler diye. Sis düşeceksiniz, ha. biz gelmeyeceğiz. E sen e, ya şöyle düşünelim. Evet, Giresunspor küme de düşebilir, futbolun içerisinde var. Ama sen o burada kalacağının garantisi var mı? Bir gün belki de başka bir takımla geleceksin. Belki seneye sen TFF birincilikte se geleceksin. Yani bunlara çok dikkat etmek İrfan lazım. Can Söz olarak. Evet, sözlerin e, gideceği yerlere dikkat etmek lazım. E, bu hoş değil. Yani bak ne diyorum? Stat e, anonsundan yapılan o şarkı hoş değil. İrfanın söylediği değil, de hoş değil. değil. Yani e, şimdi. İrfan Buz'un yaptığı da hoş değil. O say Samuel'in de değil. Yani şimdi biz e, bak ben diyorum Giresun Ben İrfan Hoca'yı çok şaşırdım. Aynen Aykut'a katılıyorum. Hiç öyle mizaçta biri değildir değil. yani. Bağlantı Bağlantılar hazırmış bir Tabii tabii bağlantıları yapalım biz buradayız da yani hani tamam, olayı, olayı anlatalım böyle. diye söyledim. Bakalım Emre Kaplan statta bekliyor. E, ee, tabii bir de Ankara gücü Trabzonspor maçı var. Ee, önce hemen İstanbul'la Emre Kaplan'la başlayalım. Galatasaray Başakşehir. Başakşehir'in sabah saatlerinde bir paylaşımı vardı. Tünaydın 60 milyonun desteğiyle güne hiç uyanmamıştık gibi bir paylaşımı var. Bu noktada Emre Kaplan'ın da hem Galatasaray tarafından hem Başakşehir tarafından elbette bize söyleyecekleri var deyip sözü bırakalım. Aykut İnce teşekkürler bizden ev stadyumundan. Mutlu günler, yayınlar dileyelim haftanın kapanış maçlarından. Bir tanesi Galatasaray adına şampiyonluk yolundaki son 5 virajdan İlki ve belki de en önemlilerinden bir tanesi Başakşehir karşılaşması saat 20'de başlayacak. Şu saat itibariyle tabii ki hafta içi öğle saati biraz daha insanlar mesailerinde ama ilerleyen saatlerde daha yoğun, daha kalabalık bir atmosfer bekliyoruz. Bugün yine Nef Stadyumu kapalı gişe olarak hizmet verecek ki sene başından itibaren aslında benzer görüntüleri görmeye alışığız Nef Stadyumu çevresinde. Güzel bir hava var, pırıl pırıl bir bahar gününü yaşıyoruz. İstanbul genelinde olduğu gibi burada da ve saat 17 itibariyle de stadyum kapıları açılacak. Burada yerini alan taraftarlar yavaş yavaş tribüne doğru geçecekler. Yaklaşıkta da 45 bin kadar taraftarın tribünde yerini almasını bekliyoruz. Galatasaray Beşiktaş derbisindeki mağlubiyetin ardından açıkçası biraz rehabilitasyon süreci geçirdi. Bunun en önemli etkenlerinden bir tanesi burada en önemli faktörlerden bir tanesi Florya'da gerçekleşen taraftara ve basına açık antrenmandı. Yaklaşık 5.000-6.000 bin, bin kadar taraftar o gün Florya'ya gittiler, takımlarına moral verdiler. Hafta içerisinde de yine son iki haftada yaşanan puan kayıplarının izlerini silebilmek adına Florya'da yoğun bir mesai vardı. Bugüne geldiğimizde artık maç gününe geldiğimizde de Galatasaraylı oyuncuların moral ve motivasyonlarının üst düzeye çıktığını söyleyebiliriz. Dünkü Fenerbahçe'nin puan kaybıyla birlikte Galatasaray adına artık avantajı bir hayli büyütme hatta psikolojik anlamda artık bu işi büyük ölçüde bitirme şansı var. Sarı kırmızılı oyuncular da bunun bilincinde sahaya çıkacaklar. Galatasaray'da herhangi bir eksik bulunmuyor bu karşılaşma öncesinde. Sakat ya da cezalı oyuncu yok son maçtan bu yana tabii özellikle Beşiktaş maçının hemen sonrasındaki 1-2 gün kadroda ciddi değişiklikler olabileceği konuşulmuştu ama burada Okan Hoca'nın çok radikal değişiklikler yapmasını beklemediğimizi söyleyelim. Sadece bir mevkide sol bekte bir değişiklik olacak hemen muhtemel 11 üzerinden. Bu durumu ifade edelim. Kalede Fernando Muslera olacak Galatasaray'da bugün. Savunmanın sağında Sasha Boye stoper ikilisinde Nelson ve Abdülkerim. Sol bekte ise Adekupbe'nin yerine bu kez Kazımcan Karataş görev alacak ki Kazımcan adına da şöyle bir önemi var. Galatasaray'da belki de olumlu sinyaller verdiği geleceğe dönük Galatasaray'ın oyuncusu olacağı uzun yıllar forma giyebileceğine dair sinyaller verdiği ilk maç Başakşehir'le deplasmanda oynanan karşılaşmaydı. Sonrasında bir sakatlık yaşadı, istediği istikrarı sağlayamadı ama yeniden bir Başakşehir maçıyla Kazımcan'ın da dönüşünü bekliyoruz. Orta sahanın merkezinde yine ideal ikilisi Galatasaray'ın Torreira ve Oliveira görev alacaklar. On numara pozisyonunda Dries Mertens forma giyecek. Sağ kanatta Raşitsa, sol tarafta Kerem ileride ise Mauro Icardi şeklinde bir ilk 11 ile Galatasaray'ın sahada olmasını beklediğimizi söyleyelim. Konuk ekibe baktığımızda çok yoğun bir maç takviminden, çok yoğun bir fiksürden geliyorlar. Sezon başından bu yana ki burada hem teknik heyet hem de oyuncular bunu sıklıkla dile getiriyor. 49. maçına çıkacak bugün Başakşehir. Hafta içi bir kupa maçı oynadılar Ankara Gücü'ne karşı son dakikalarda 10 kişiyle galibiyet elde ettiler ve avantajı ceplerine koydular Ankara'da oynanacak deplasman öncesi ama çok yoğun bir efor sarf ettiklerini söyleyelim. Orada da Figueiredo'nun golüyle kazanmayı başarmıştı Başakşehir. Bugün kupa maçından birkaç değişiklik kupa maçından birkaç rotasyon yapabilir. Emre Belezoğlu'nun da cezasının ardından ilk kez bugün yedek kulübesinde yerini alacağını söyleyelim. Yine Ziraat Türkiye Kupası'nda son olarak burada yedek kulübesinde yerini almış ve Başakşehir'i yarı finale taşıyan o maçta takımını takımını yönetmiş ama aslında bu sonlanan cezayı da orada başlatmıştı Emre Hoca. Bugün yeniden takımının başına dönecek. Dediğimiz gibi güzel bir hava var güzel bir atmosfer var. İlerleyen saatlerde yoğun da bir taraftar ilgisini bekliyoruz bir stadyum çevresinde. Hem atmosfere dair hem iki takıma dair olursa son dakika gelişmelerine dair bilgileri takip edip aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size bırakalım. Hemen gidelim Yunus Emre Sele, sözü ona bırakalım. Akşam yine ee, özellikle Trabzonspor için yani Bordo Maviler kötü gidişi durdurmak istiyor ama Ankara Gücü'nün de şiddetle 3 puan at, 1 puana ihtiyacı var deyip sözü Yunus Emre'ye bırakalım. Teşekkürler Aykut İnces ve konuklarınıza iyi yayınlar dileyelim. Sizin de söylediğiniz gibi Trabzonspor oynadı Son 5 karşılaşmada sadece bir beraberlik aldı, 4 mağlubiyet elde etti ve bu kötü gidişata artık bir son vermek istiyor Trabzonspor ve sahasında oynayacağı Ankara gücü maçını da bu anlamda çok ciddi bir fırsat olarak görüyor. Ancak konuk ekipte teknik direktör Tolunay Kafkas'la birlikte ciddi bir ivme yakaladı. Onlar da oynadıkları son 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet bir beraberlik aldılar. Onlar da kısmen orta sıra diyebileceğimiz 13. sırada yer alıyorlar şu anda ama alt sıralardan daha da uzaklaşma gayreti içerisinde olacaklar. Trabzonspor'da bu karşılaşma öncesi eksik sayısı oldukça fazla. Dorukan Toköz, Dansvil, Naci Üniversiyopis, Opis, Trezeg'e sakatlıkları bulunan isimler. Bakasetas ise Kart cezalısı Siopis ve Terezeki hafta içerisinde antrenmanlara katılmadı. Oynama istekleri vardı ancak ağırları, kas ağırları bulunduğu için bugünkü maçta forma giyme ihtimalleri oldukça düşük edinmişçe ve Abdülkadir Ömür ise sakatlıklarını atlattı ve teknik ekibin görev vermesi durumunda forma giyebilecek durumdalar. Trabzonspor kulübü aynı zamanda Bakasetas'ın gördüğü kırmızı kartla ilgili olarak da Tahkim kuruluna itirazda bulundu. Bu karşılaşma tek maça indirilmesi ve Fenerbahçe maçında sahada olmasını çok istiyor bordo mavi takım. Nenet Bijeliç'in Trabzonspor'un başında ilk sahada oynayacağı ilk karşılaşma olacak bugün Ankara Gücü maçı ve kendisi sosyal medya hesabından taraftarlara bir çağrıda bulundu ve bu maçta bizi yalnız bırakmayın dedi. Şu ana kadar satılan, satılan biletlerin %70 oranında olduğunu söyleyelim. Henüz yani tribünlerin tamamen dolması beklenmiyor. Belki maç saatine kadar bu ilgi hafta içerisinde maçı olduğu için daha da artabilir ama bunu ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Şöyle bir muhtemel 11 bekliyoruz Trabzonspor adına. Kalede Uğurcan Çakır savunmanın sağında. Larsen stoperde Hüseyin Bartra ikilisi sol bekte Eren Elmalı. Orta sahada Doğucan Hamşik Abdülkadir Ömür üçlüsü. Sağ tarafta Vişca, solda Markoviç ileride Maxi Gomez'i bekliyoruz. Aynı zamanda genç oyuncuların da bugünkü maçta forma giyme ihtimali bulunuyor. Bu kadar eksiğin bulunduğu Trabzonspor'da belki geçtiğimiz hafta Arif Boşluğu sahaya sürmüştü bir elitse. Bu maçta farklı isimleri de deneyebilir. Taha Altı Kardeş, Emirhan Zaman gibi isimler de şu anda Trabzonspor'da forma şansı bekleyen oyuncular arasında. Şu anda Trabzon'da hafif hafif yağışın başladığını söyleyelim ama maç saatinde bu kapalı havanın yağışın şiddetinin daha da artacağını söyleyip buradan sözü yeniden size bırakalım. Ağzına sağlık Yunus Emre de bize bildirdi son yaşananları. Tabi ilerleyen saatlerde bu iki karşılaşma akşamın iki maçını konuşacağız. Ee, hazırsa şöyle bir Giresun-Fenerbahçe maç özetine gidelim. Ee, tabi orada e, Cesus'un açıklamalarını da e, sormak istiyorum. Halinde o maçta Serkan Korkmaz'a. Işte maç önü, maç sonu, e, yaşananlar vesaire. Artı başkanla Cesus'un zirvede bir araya gelmesi. Niçin bir araya geldiler? Bununla ilgili tabi muhabir arkadaşımız Ahmet Selim Kul elbette bir diplomasi yapıp bize bunu haber haline getirecektir. Dün akşama gidelim sevgili seyirciler. <laughs> bir bir biten. E, maçın önemli anları Fenerbahçe zirve yolunda yara aldı. Giresun Spor Lig'de kalabilme adına da çok kıymetli bir puan almış oldu. İzleyelim maçı sonra yorum yapalım. Şimdi diyorlar ya Cesus oyuna müdahale edemedi. Şimdi nasıl 11 ile çıktı? İrfan, Samet, Perez, Zalai, Ferdi, Mert Hakan, Arda, İsmail, Rossi, Valencia, Batçuay'ı golü de üretti. 60. dakikada 3 değişiklik Mert Hakan'ı aldı. İsmail'i aldı, Valencia'yı aldı. Crespo Zayis dir, dirileştirdi orta alanı değil mi abi? Yok e, zaten Crespo orta alan zaten Zay, diriydi. Zayis yani, Crespo Crespo'da pozisyonlar buldu bu arada. İsmail'le İsmail Mert Hakan oynuyordu zaten. Yani öyle Sonra şey aldı Samuel'i. O sayı. Peki Valencia'yı kaçıncı dakikada çıkardı? Abi 60. 60. İşte niye? O üçlüden çıkardı. Abi niye çıkardı? Şş. Takımda 30 gol atmış adam niye çıkartılır? Abi sormak ben, lazım. Ben, şimdi tabii yani üstünde konuşacağız e, kadro. Bir kere en baştan başlayalım. Hani düğmeyi hani en iyi yerden Hı -hı. ilikleyelim. Önce oradan başlayalım. İki tane çok temel konu var. Onları bir kere söyleyelim. Birincisi biz e, Jesus'u e, onayladığımız yani takdir ettiğimiz bir bölüm var. Neden takdir ettik? Dedik ki ya üç günde bir maç oynuyor. Bizim literatürümüze müsait 11 diye bir şey soktu. Haklı dedik Doğru. değil mi? E, haklı. Çünkü üç günde bir maç oynuyorsun. Peki şimdi Fenerbahçe üç günde bir maç oynamıyor ki. Hı hı. Bilen var mı Fenerbahçe bu bu maça ne, e, kimle çıkacağını bilen var mı? Ya şu önümüzdeki maça kimle çıkar Fenerbahçe? Ama bir kupa oynadı ya Sivas'ta. Ya Fenerbahçe. ne olursa olsun bir kupa oynadın. O zaman üç günde bir sürekli maç oynuyordu. Ya bir tane kupa oynadın. Hepsi hepsi o kadar. Atacak hem e, takımı rahatlatacak hem şimdi Valencia kendi kariyerinin çok üstünde oynuyor şu anda. Yani bir yani kendi içinde bir mucize gerçekleştiriyor Valencia. Onu ayrı bir yere yazmak istiyorum. Ha Valencia'yı bak şu maçta maç öncesi yayında söylemiştim. Ya tek santrofor oyna Valencia'yı bir kenara koy. Emre'yi belli ki Giresun Spor e, kalabalık bir savunma yapacak. Emre Mor'u kullan. Yok kullanmıyor. Sonra senin net santroforun yokken ne Joshua King net santrofor ne Hani Batçayi net santrofor çünkü Batçayının Beşiktaş'tan Beşiktaş'tan gitmesinin sebebi ne? Niye Batçayi e, Abu Bakar değişikliği oldu? Çünkü Abu Bakar net santrofor. Batçayi pozisyona girer, kaçırır, e, her zaman pozisyona giremez gibi. Soru işaretleri. Serdar Dursun hiç yok sayıyor. Ha ben yani. bana kalırsa, ya, hani ben abi? kişisel kanaatimi en son söyleyeyim. Sonra e, Serkan Dursun. E, bana kalırsa bu santroforlar içerisindeki tek net santrofor Serdar Dursun Tabii canım. zaten. Tek net santrofor. O net santrofor bak. Taşı ona topu, getirsin orada Dağıtsın. atsın. Kafayla atsın, ayakla atsın, öndüreye koşsun. Ya arkada. da versin. Ha, şunu da anlamasın insanlar. Ya ha Serdar Dursun, ha Abu Bakar, ha Icardi demiyorum. Ama Fenerbahçe'nin elindeki yapıya baktığında net santrofor. En basitinden iki santrofor mu oynayacaksın? iki forvet mi oynayacaksın diyeyim, santrofor demeyeyim. Ya koy Serdar Dursun'u yanına tamamlayıcı olarak koy Valencia'yı. Serdar Dursun koşsun, bozsun oyunu. Sen oradan götür. Şimdi 60. dakikada Valencia'yı çıkartıyorsun. Ee, Emre Mor gibi adam eksilten oyuncuyu kullanmıyorsun. Orta alanda bir neyse o bilmiyorum. Orta alanda sanki e, çok sıkıntı varmış gibi orta alanı sürekli değiştiriyorsun. Orta alan ikisinin ikilisini değiştiriyor. Yanılmıyorsam Sivas'ta da aynısını yaptı. Hemen şöyle bir bakayım. Sivas'ta da orta, Mert Hakan, İrfan Can çıkan oyuncular. Yani bu enteresan bir şey. Yani netice itibariyle şunu söyleyeyim. İngilizce. Ee, bir kere Fenerbahçe'nin bu iki tane önemli noktası artık ligin sonuna geldik. Hala bir Fenerbahçe taraftarının ya da futbol düşünen herhangi birisinin bence Fenerbahçe 11'ini tahmin edemediğini söyleyebilirim. Tahmin hey edemedim. Şimdi mesela şöyle düşünüyorum. Hani futbolu işte teknik adamlar ya da üst düzey futbol oynayanlar ya da işte Haldun abi gibi meslek doğayanları dışında ekran başındaki ortalama futbolsever futbol sever gözüyle izleyenler ne düşünüyor? Mesela düşünüyorum sezon başından bu yana işte ağırlıklı olarak Gomis ve Icardi'li bir ikili forvet kullanıp orta sahayı Torreira, Oliveira ile falan yapsaydı Okan Buruk şu an puan cetvelinde ne kadar aşağıda olurdu? Aynısını mesela Abu Bakar'la Cenk'e aynı anda iki forvet oynatıp sadece Getson Salih'ten bir orta saha yapsa Beşiktaş diye düşünelim. Hani bir dönemi Valerian İsmail, bir dönemi Şenol Güneş. Şu an ne kadar puan cetvelinden aşağıda olurdu? Yani e, hakikaten bire bire lades. Ya bu kadar e, lige uymayan, ligin yapısına ve dinamiklerine uymayan, e, iki forvetli ve zayıf orta sağlığı bir Fenerbahçe'de bu kadar çok ısrar edilmesi vasat sadece televizyonda haftada 2-3 tane maç izleyen bir futbol severi bile dikkatini çeken bir abeslik oldu. Ya Şimdi... Her şey Arda Güler'le başladı. Daha doğrusu Jesus'la ilgili ilk soru işaretleri kafada Arda Güler'le başladı. Arda Güler o kadar büyük bir yetenek ki. Jesus değil, e, Mourinho olsa gene aynı şey olurdu. Yani Arda Güler'in büyüklüğüyle alakalı bir şey bu. E, ama ben bu enteresan bir şekilde üçlü, dörtlü tercihleri, orta sahayı zayıf tutma, ikili forvet tercihleri, ikili forvet yapmasına rağmen elinde kullanabilecek tek pivot santrforu oraya monte edememesi ki hani Serdar da öyle hani kayıp gibi bir yani büyük bir kayıp değil tabii oynamaması ama hani sen madem bu taktikte oynayacaksın aynen Haldun abi gibi düşünüyorum ben de hani televizyonda hani bakıyorum mesela Gomis'le ile Icardi bir arada oynar mı? Oynar 85'te oynar maç 0-0'sa. Değil mi abi? Aynen. Ya yani şimdi ben aynı anda Batshuayi, King, aynı anda Pedro Bin yani abi Valencia'yı bir kanat forveti olarak kullanmak bu kadar mı zor? Ya bir tek forvet koyarsın oraya. iyi bir forvet alırsın her şeyden önce. Gerçi bence yine de Fenerbahçe'nin hani çok mu kötü Batshuayi? Hayır. Çok mu kötü King? King'in de çok iyi dönemi oldu yani ya bu, bu sezon içerisinde. Ama arkasına bir Arda koyarsın abi. Tamam bitti gitti. Şimdi yani e, Serkan'ın söylediğin şu En az 9 puandan bahsediyoruz kadro, abi. Kadro burada olsa çok daha net kadromuz varsa elimizde maçın kadrosu. En sonuncusu olsunlar en varsa En şunu arkadaşlar? söyleyelim yani Serkan'ın söylediği olayın ki ben bunu maçtan bir gün önce Aynen, de söylediğim tabii, tabii için abi, söylüyorum. Kısır Şimdi şöyle bir doğru. şey var. Senin orta alanın bir kere 3'e 2 kalıyor. Bir Her rakip, maçta. Rakip üçgen sen iki kalıyorsun. Büyük maçları evet. bu yüzden kazanamıyorsun. Evet. Bir kere birincisi bu. Küçükleri de golcüsüzlükten evet. kazanamıyorsun. 3'e 2 kalıyorsun. Yani kadro olsaydı söyleyecektim. 2. Senin orta alanındaki oynarsa Arayo, oynarsa İsmail, oynarsa işte e, Crespo... Hı. Bunları, bunların hiçbir tanesi e, sana e, pozisyon üretecek e, olgunlukta pas atamazlar. Yani atarlar arada bir tane iki tane Mert Hakan atar. Ya sen dediği gibi çek Arda'yı şu ortaya doğru ha. gelsin sen N oyun liderliğini canım. ver ona... O kullansın o topları. Bak yani hem seni rahatlatacak çıkarken hem üçlü olacaksın. Aynen. En azından orada üçlü Abi olacaksın. Abi soldan Rossi'yi kaçırır. Sağdan Emre'yi e, kaçırır. Işte ama... Önünden Valencia'yı Batshuayi'yi kaçırır. Yani Arda var elinde Arda Fenerbahçe ve sen Arda'yı reddediyorsun Arda oynattığında sağ, da sağa açık sağ oynatıyorsun. Sağ Şimdi, Hayır İrfan da aynı şekilde abi. Aynen, İrfan ben, bence on numara değil ama o da oynar aynı şekilde ben, orada. Ben şöyle söyleyeyim. İrfandan, kanat oynamaz mı diyorsun abi? İrfandan, abi en son kanat oynar. Heh, en az verim alacağın yer o sağ aynen. kanat. En az verim sağ alacağın Sağ beke koy bari. 6-8-10 koy hepsinden aynen. verim alırsın aynen. Aynen. ama en az sağ kanat. Bunu ben defalarca söyledim. E, İrfan'ın gerçek pozisyonu 8 numara. %100 abi. 8 Hatta Türkiye'nin en iyi 8 evet. numarası belki. Ama de. sen aldın oyuncuyu sağ açık yaptın. Şimdi yapılacak o kadar basit Şenol Hoca'nın yaptığı. Geldi, ne yaptı? Şimdi hepimiz konuşuyoruz. E, Cenk'i aldı, sola koydu. Şimdi sola koymak demek onu golden uzaklaştırmak demek değil. Şimdi bu futbolun en temel ilkelerinden bir tanesi ters kanat ataklarında içeri kat eden e, kanat Larry. oyuncusu. Borini Larin nasıl bu ka kadar gol attı abi? Ya kanat oynuyor. Dünyanın golünü attı adam. Aynen. Sol kanat oynuyor. Şimdi bakıyorsun Cenk ne yapıyor? Oradan geliyor. Ters kanattan gelen ataklarda arka, arka direkt. direkte pozisyonu alıyor. Hatta bazen arka direkte almıyor. Öne koşuyu yapıp alıyor. Bir bir dakikan şimdi, var reklam için. Heh, onu anlatıyorum. E sen şimdi al Valencia'yı koy sağ tarafa. Sol taraftan gelen atakta al onu. Bir tane e, Kim Batshuayi mi her kimse bir tane Santrofor koy. Arkasına Arda'yı koy Keşke yani inat böyle 4-4-2 oynarım 2 orta sağlığı oynarım Kanatlara ya İrfan Can'ı koyarım ya Arda'yı koyarım Bir de Rossi konusu yani Rossi'nin şöyle bir durumu var Ne olursa olsun oynuyor Rossi yani iyi de olsa kötü İrfan de olsa İrfan Can oluyor. da öyleydi abi evet. bir dönem O zaman bir reklam arasına çıkalım saat başı devam edelim Biraz Fenerbahçe de taraftan çok sorusu geliyor Özellikle Ali Koç ve Cesur Zirvesi ile alakalı reklamlar saat başı buradayız Fenerbahçe'yi konuşmaya devam ediyoruz. Fenerbahçe taraftarlar diyor ki bu son virajda büyük takımlarla oynayıp puan kaybetsek gam yemeyeceğiz. Ama son 3 sıradaki takıma takımlara karşı kaybedilen 9 puan bizi çok ama çok derinden yaralamıştır diyor Fenerbahçe taraftarı. Biz bir anlamda kamuoyunun diliyiz, sesiyiz Aldın abi. Biraz üzülüyor Fenerbahçe taraftarı. Şimdi burada suç sadece Portekizli teknik adam da mı? Bir. iki Oyuncuların bu işte hiç mi hiç kabahati yok? Abi. Ee, şimdi Aykut şöyle bakmamız lazım. Tabii İstanbul Spor Maçı'nda e, puan kaybı var. E, şimdi Giresun Spor Maçı'nda puan kaybı var. Net bir şekilde. E, ama şunu söylememiz lazım. E, sadece e, teknik direktörün müdür? Futbolcuların yok mudur? Tabii ki futbolcuların da bir sorumluluk alanı var. Ama unutmamamız gereken bir gerçek var ki o futbolcuların sevk ve idaresini yapan kişi de teknik direktör. O karar veriyor. Ya biz neye itiraz ediyoruz? Şimdi Serkan da itiraz ediyor. Ben de itiraz ediyorum. Neye itiraz ediyoruz ki? İrfan Can'la Arda Güler sağ açık oynamamalı diyoruz mesela. Şimdi onları oraya koyan hocayla ilgili mi eleştiride bulunacağız yoksa onların oyununu mu konuşacağız? Yani e, o noktada benim düşüncem önce hocanın tercihini konuşacağız. Sonra onların performansını konuşacağız. Şimdi ben özellikle Arda Güler konusunda şunu söyleyeyim: e, Nereye koyarsanız koyun, candan oynuyor. Yani kendini Yırtıyor tırnak içinde. Heh, çocuk onu yani. söyleyecektim. Tırnak içinde yırtarak oynuyor çocuk. E, şimdi yapacak. Şimdi Emre Mor'u koymayıp sen Rossi'yi koyuyorsan, Valencia gol e, golcü olarak Valencia varken eğer sakatlığı yoksa diyorum yine şimdi. Tabii sakatlıktan çıktığı için. E, sen onu 60. dakikada oyundan çıkartıp da gelip. Çok çok enteresan verim almakta büyük zorluk çektiğin Pedro ile oynuyorsan e, yani o zaman demek ki hata yapıyorsun sen yani bir yerlerde hata yapıyorsun. Sen hata yapınca e, o zaman sorumluluk oyuncularda olmuyor. o Mutlaka oyuncuların da e, yanlışları var. Ha şimdi onu e, şeyde konuşursak e, anlatabiliriz tabii ki. Ben e, yani pozisyon analizi yapacaksak anlatırız. Zalai mesela e, son 10 maçtır. Çok çok kötü oynuyor, facia oynuyor. Yani. Ağır değil mi abi? Facia oynuyor. Ve bu maçta da hata yaptı. E şimdi şöyle bir şey var, e, burada da hata yaptı. Samet, kötü oynuyor. E, yani ama ısrarla Samet oynuyor. Niye Serdar Aziz oynamıyor mesela? Hani senin elinde dersin ki yok, yani oyuncum yok. E Sen o zaman şöyle bir şey yapabilirsin. Hani elinde oyuncun olmayınca kabul ederim. Giresun Spor oyuncu sayısı 14. Yani fazla oyuncusu yok. Bu kadar oyuncu oradan çevir buradan çevir fark etmiyor. Ama senin elinde sol stoper oynayabilecek bir Loan Perez var. Onun yanına Serdar Aziz'i koyabilirsin. Bu hatalardan sonra sol kenarda oynayacak Ferdi var, Alioski var. Yani bu seçeneklerin hiçbir tanesine başvurmadan klasik bir savunma kurgusu ve bu savunma geçen haftaya göre, geçen hafta söyleyeyim. evinde en fazla gol yiyen takım evinde, en fazla gol yiyen takım Küme düşme potasındaki Giresunspor, ondan sonraki takım da Fenerbahçe. Böyle bir istatistik olur mu? Böyle bir istatistikle şampiyonluğa gidilir mi? Onun için yani buralarda. Hani diyorsun bu... ki abi, 5 maçlık periyotta bir maç takılabilirsin. Ya olur, takıldı zaten Galatasarayda, Galatasarayda takıldı. Takıldı. Galatasaray takıldı, Beşiktaş da takıldı. Tabi. Gitti Kar Trabzon'da çok kötü oynadı Aynen mesela. abi. Ya olur. Ama bu üst üste hatalardan ders çıkarmadan benim oyun oyunum bu. 4-4-2 oynarım. Sonra e, üçlü oynarım. E, 3-4 e, 3-4-1-2 oynarım. Yani bu bu artık yani bir şeyleri değiştirmek gerekiyor. Ya yani aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde edilemeyeceğini artık bütün dünya biliyor. Aynı şeyleri yapıyorsun, farklı sonuç elde etmeye çalışıyorsun. Olmuyor yani. Bunu özellikle söylemem Bilmiyorum. gerekiyor. Yani Kısır döngüye girdi Jesus bazı dönemlerde. Işte Avrupa ile beraber ilgi götürdüğü ve herkesin takdir ettiği, işte rotasyon, aa bak rotasyon da ne güzel uygulanabiliyormuş. Müsait 11 diye kendi. bir şey bizim dilimize aynen, yerleştirdi. Aynen. Bunları yaptı. Hani biraz da bazı insanlar vardır. Mesela benim de öyle bir huyum vardır. Şeye doğru, finale doğru performansı martar İşte nasıl diyeyim, Cuma günü sınav var. Pazartesi biraz bakarım. Salı eh işte. Çarşamba boş geçerim ama perşembe günü öyle bir yoğunlaşırım ki yetiştiririm veya bir iş yetişecek. Son gün performansım kendimi etkilerim yani. Odaklanma. Ha, odaklanma. İsa yani bazı alışkanlıklarını ve kısır döngülerini kıramadı. biraz da belki o konuda bir hassasiyet ve kompleks sahibi olabilirim bu yabancı teknik adamların bir kısmı gelir bizi aşağılar giderler ya. Yani Allah için Cesus'tan hani öyle bir demeç, tavır pek görmedim. Ama işte bir iki demeci var sıkıntılı. Bir tanesi Türkiye'de şampiyonluklar. Evet. Masa başında. kim olursa olsun, kim olursa olsun sağ dışı faktörlerle belirleniyor. Yani diyor ki iki aday var şampiyonluk adayı o zaman öyleydi. Fenerbahçe'de Galatasaray. Biz de olsak Galatasaray'da olsak bilin ki sağ dışı faktörler etkili oldu diyor. <laughs> Mesela bu çok sıkıntılı bir demeçti. E, motivasyonda sıkıntılar oluyor bu sefer. Senin yönetimle bağında, senin futbolcuyla bağında. işte Son günlerde hakemlerle ilgili enteresan demeçler verdi. Ben haklısın da haksızın da değilim. Jesus'un o muhasebelere girmesinde e, Fenerbahçe zarar gördü. Kanaatindeyim. Mesela Okan Buruk çekildi bir anda. Bıçak gibi kesti. Bıçak gibi kesti dört gollü. Galibiyet elde etti, toparladı takımı. Her ne olursa olsun hani zor bir süreci e, sadece Florya'ya odaklanarak geçirdi. İşte Erden Timur'a bıraktı şeyi hakemlere veya merkez hakem kuruluna sallama işini. E, burada ben birkaç yerde Cesus'un tıkandığını gördüm. Biri bu üçlü savunma hikayesinde. Hani neye göre, kime göre neden yaptığını. İkna ede bize ikna edemedi. Ben futbolcuları da çok ikna olmuş görmedim bazı maçlarda. Yani Avrupa süreciyle beraber yürüyen Aralık ayına kadar gelen periyotta evet çok takdir edilecek şeyler yaptı. Aslında aralığı da çok saymayabiliriz Dünya Kupası yarışı orada bir artık yavaş yavaş ya bu adam ne yapıyor dedirtmeye başladı. O sıralarda da benim gibi biraz hani dış kapının mandalı yorumcular Fenerbahçeli'ler için şey demeye başladık. Yani hani Fenerbahçe'de kontrol mekanizması çalışmıyor mu? Hani öyle ya depreminde mesela depremde bir mühendis çalışmıyor mu? Çalışıyor. Bir mimar çizmedi mi o projeyi? Çizdi. Statik hesabını bir inşaat mühendisi yapmadı mı? Yaptı. Ama kontrolü kim yaptı? Anlatabildim mi? Yani burada kontrol mekanizması ya da en baştaki pazarlık süreci e, Ali Koç'un şunu dediğini bizzat hatırlıyorum. Divan kurulunda söylemişti hatta. Ya divan kurulunda söylemişti. Ya bize 5 tane transfer yeter dedi ama 11-12 aldık. Daha işler de yolunda gidiyordu o zaman. Aldun abi. Evet evet. Yani evet. bir yerden sonra işte burumadır falan derken Fenerbahçe'nin önüne nimet gibi bir süreç geldi. Devre arası transfer. Abi Osterwelt'le Samet aldırdı ya. Beşiktaş, Abu Bakar aldı. Hayır, onu da, o Beşiktaş aldı. Serkan onu da bir şey söylemeyeceğim. Ya Osterwolde'yi aldırabilirsin. Ben İtalya'daki birçok... Bir çok, Abi Alyoski'den daha mı Allah aşkına? onu söyleyeceğim. Aldırdığın oyuncu oynatmıyorsun. Gibi bir yatırım. Hı? Aldırdığın Minca oyuncu gibi bir yatırım diye Yok. düşünmüşler abi yani. Ben hiç öyle düşünmedim. Ya sen işte yönetim öyle. Ha yani aldırdığı oyuncuyu da oynatmıyor. ben Luan daha mı iyi Perez, iyi biliyorum futbolu? Luan Perez'i çekti ya, oraya. Buruma'nın sonunun böyle olacağını Haldun abiyle ben Jesus'tan daha iyi teknik direktör olduğumuz için mi biliyoruz? Buruma'yı tanıdığımız için biliyoruz. Buruma'nın kariyeriyle Kaybedilmiş o kadar çok zamanım var ki benim hayatımda. Galatasaray süreci, Avrupa'da önemli takımlarda oynadığı süreçler. ha Fenerbahçe aldığında ben şaşkınlıktan küçük dilimi yutacaktım ya. Bir de hani kanat forvet konusunda. E onu da, da şey aldırdı. Yani. Onu da Jesus aldırdı. Evet. Şimdi Osterwolde konusunda şunu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten geleceği olan bir oyuncu olabilir. Ama sen aldırdıysan oynat o zaman ya. Aldırıyorsun sonra... Bir anda bak şöyle yapıyorsun. Alioski'yi kenarda bırakıyorsun. 3 hafta ha, Alioski'yi sildi artık diyorsun. Arka arkaya 3 maç oynuyor Alioski. Ondan sonra bir daha yok Luan Perez geliyor. Yani futbol bu kadar abi, bu kadar şey bir oyun değil Allah yani aşkına, böyle... Bu akşam Kazım Can oynuyor Galatasaray'ın sol bekinde. Sende Alioski var ya. sen de orada Ferdi'yi oynatma lüksü de var. Yani, sen kalkıp sol bek aldırıyorsun 7 milyona ya. Ya Haldun abi senin net bir golcün yok. Serdar Dursun yanlış içlerindeki ediyorum. tek gerçek nokta santrifor evet. dediğimiz adam. Serdar Dursun. En büyük ya bir 7 milyona zaten. sen oraya bir golcü alamıyor musun? Nasıl alamıyorsun Ama ya? Ama işte o, şöyle bir şey var. Öyle... Samet'e verdiğin para nedir? Samet nedir sonra? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sana. Yani tabii doğrulanabilmiş bir bilgi değil. Mesela Vegas benim oyun tarzımın oyuncusu değil deyip Vegas'ı hiçbir şekilde yapmıyor. ya o da bir şekilde ha, işte. Yani şimdi onu Bir Furkan'a gideyim. Sözünü Girelim. kestim. Fenerbahçe-Beko Yunanistan'a geçiyor. E, Furkan'a bırakalım sözü. Aykut yayınlar. Çok teşekkürler. Euroleague'de Final Four öncesinde temsilcimiz Fenerbahçe-Beko final maçına çıkacak. Yarın akşam serinin 5. mücadelesinde sarı Laci verdiler. Deplasmanda Pire'de Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Seride şu anda 2-2'lik iki, eşitlik olduğunu belirtelim. Barış Seven şu anda canlı görüntüler sizlere ulaştırıyor. Fenerbahçe Beko'lu oyuncular Mete Can Birsen görüntüde, Nikolates. Fenerbahçe Beko'nun Yunan yıldızı Antetokounmpo da ekranlara geldi. Koç Itoudis şu anda yine ekranlarda. Seride 2-2'lik iki, denge var. Olimpiakos'un ev sahipliğinde seri başlamıştı. Tyler Dorsey serinin dördüncü maçının kahramanlarından birisiydi Fenerbahçe-Beko'da. İlk maçı Yunanistan'da Olympiakos 79-68 kazanmıştı. İstanbul'da ise İstanbul'da ise birbiriyle gelmeyi başarmıştı Fenerbahçe-Beko ama üçüncü maçta işler çok desediğimiz gibi gitmedi. Sulukas'ın son saniye basket engel olamamıştık. Ama Cuma akşamı Fenerbahçe-Beko yine taraftar önünde bu kez 73-69'luk skorla kazanarak seriyi 2-2'ye getirmeyi başardı ve 5. yani bir anlamda final maçı olacak final for öncesinde Fenerbahçe Beko Skati e. görüyoruz. Ekranlarda o da çok tecrübeli bir isim, çok deneyimli bir isim. Avrupa basketbolunun önemli yıldızlarından birisi Skati e. Yarın akşam Fenerbahçe Beko saat 21.30'da Olympiakos'la Pire'de karşı karşıya gelecek. Final maçı olduğunu bir kez hatırlatalım. Kazandığımız takdirde Fenerbahçe Beko'nun Final Four'a kalacağını bir kez daha belirtelim ve biz sözü havalimanından tekrar sizlere bırakalım Aktünce. Şimdi teşekkür ediyoruz Furkan'a Aldın abi. Şimdi mesela bir e, dün bir e, Adana Demir Spor taraftarıyla konuştum. Büyüğümüz abimiz e, dedi ki Samet'le ilgili konuştuk kendisiyle. Hatta bunu bir soru haline getirip Haldun abiyle Serkan Korkmaz'a sormak istedim. Adana Demir'in puan cetveline baktım abi. İki tane stoperini kaybetti. Biri Taha, diğeri Samet. Adamların ikinci yarıda yediği gol sayısı 12. Orada yine bir Türk oynuyor. Semih oynuyor bu sefer. Şimdi bu iki önemli stoperini kaybetmiş, bırakmış. Biri Beşiktaş'a biri Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'nin de yediği gol Samet'in oynadığı maçlar. Şimdi o uzun olur tabii çıkartmak. Yediği gol totalde e, 38 toplam. Fakat hani onu İkinci yarı hesabını yaparsak, abi, ikinci oynadığı maçlara göre. Şimdi ha. şöyle şöyle söyleyeyim. He, sen sorunu. Kurtaramadı sor... Samet yani abi He. onu söylüyorum. Şimdi sen sorunu sorduktan sonra şunu söyleyeyim. Şimdi stoper e, oyuncuları e, ikili bakacaksın. Tek diye bakmayacaksın. Yani bir tane stoper e, diye bakmayacaksın. Yani şu stoper çok iyi diye bakmayacaksın. İstisna oyuncuların dışında hep ikili bakacaksın. Yani şöyle söyleyelim. Galatasaray'a gideyim. Semih Kaya'nın büyüdüğü zamanı hatırlayalım. Kiminle oynuyor? Uyfalüji. Uyfalüji ile. Mesela Bülent Korkmaz'ın büyüdüğü zamanı bakalım. Kimle oynuyor? Popescu. Yani abi. oyuncuları hep 2 2 düşünmek gerekiyor. Ha Kim Minje burada çok müthiş oynuyordu. Çok özel bir oyuncu oynayabilir. Ama şunu unutmamak lazım. İkili bakacaksın. Yani buradan ben Samet'in... E, yani kötü bir oyuncu olduğunu Hayır Şunu söyle, ben de Samet'in çok iyi oynadığını söylemek için ya da e, yanındaki oyuncu meselesinden söylemiyorum ama bir gerçek var. Samet'le beraber Zalay da çok kötü oynuyor. İkisi kötü oynayınca yani şöyle, ben her zaman söylerim. Stoperler bir biri hamle stoperi, biri denge stoperi olur. Denge stoperi daha oyundaki lider oyuncudur. Şimdi bakıyorum ikisinin de hamlesi çok kötü, ikisinin de liderliği çok kötü. Hiçbir liderlik falan yapamıyorlar ikisi de. Şimdi be, benim söylemek istediğim şu peki tamam ama niye bir değişim aramıyor e, bu noktada George Jesus ona şaşırıyorum. Ya şimdi bak bu stoperler içerisinde Fenerbahçe'nin stoperlerini sayıyor Gustavo Henrique, Luan Perez e, işte yine de kaç tane var Serdar Aziz, e, Samet, Zalai bunların içerisinde bak bu 5 stoperin içerisinde en çabuk stoper Serdar Aziz. En çabuk çıkar. Şimdi abi, e sen onu oynatmıyorsun mesela. Hani tamam ge geçen giresun spor maçında hata yapmıştı, onun için oynatmıyor olabilirsin diyelim. Ama artık her stoper hata yapıyor. Haldun abi, Serkan kokmaz diyoruz. Transfer markt iyi bir analiz yapmış. Analizi şu ekonomi kısmından Ali Bey 2000 ne zaman gelmiş Ali Bey? 5. Ee, sezon işte. 3 Haziran 2018 görev başı, değil mi abi? Şimdi toplam 153 transfer yapmış. 136.30 milyon euro harcamış. Bonservis bedeli daha doğrusu ödemiş. Şimdi burada diyor ki Ali Koç başkanlığında sarı lacivertler ayrılan 149 oyuncudan 120.37 milyon euroluk gelir elde etmiş. İşte Vedat Muriçler, Minca Ekimler, Elifler, Simon Kea, Soğuz'a. Gider 136.30, gelir 120.37, açık, fark. Zarar. zarar 15 10 milyon kupa. 15 milyon euro. Zarar 10 kupa. Şimdi sorun ne biliyor musun Aykut? Şu rakamlar hiç olumsuz değil. Benim saydıklarım Evet. Değil, 15 değil. kupa. Ha, 15 milyon euro Serkan, çok harcamamış Serkan, yani böyle zarar. Söylediği olay önemli. Şimdi bu rakamlar zarar zarar değil. Neden biliyor musun? Elinde Ferdi var. Ferdi'yi sat 20 milyon euro zaten kafa kafaya geldin. Yani geldin kafa kafaya. Arda ha. Arda ile saymıyorum kârı bak iş. yani Arda, Ferdi yani elinde senin sattığın zaman paraya dönecek değerlerin var. Var var. Önemli olan Serkan'ın söylediği kupan yok sorun orada. Yani bu parayı harcarken yanına 3 tane 4 tane kupa koyamamışsın mesele o. Yoksa para bence çok ciddi bir şey değil. Yani bu para dengeli hatta Fenerbahçe eğer bu sezon mesela gözünü kararttı diyelim... 3 tane dört tane oyuncusunu Mert Hakan'a teklif var. İrfan Can'a e, teklif var. Arda Güler'e teklif var. Valencia hani gid, serbest gidecek. O zaman Mali Genel ya, Kurulda tamam. E, yani başkana işte yani bence bir sıkıntı yok. Olumlu bir yanı Sıkıntı şu. Doğru e, teşhisler yapıp doğru uygulamalarla kupa getiremedin. Sıkıntı bu. O zaman Benim şunu gördüm. diyor musun gönül rahatlığıyla ya da Serkan Korkmaz'a sorayım. Ekonomik olarak Sayın Başkan baktığımızda 15 milyon liralık açıkla gelir gider dengesindeki o farkla iyi yönetmiştir. Bir kulüp. Bence hani zarar yok. Zarar, diyemeyim ben yani ona diye zarar iyi diyemem ben ona ekonomik olarak iyi yönetmiştir ama sportif başarı gelmemiştir. Evet. Haykut şimdi zira Türkiye Kupası, lig şampiyonluğu ve Süper Kupa olarak bakarsan 15 kupa var bu 5 sezonda. Sen 15 kupadan senin şampiyonluk yolundaki ezeli rakiplerin e, üç 3 tane hani frekansları farklı farklı e, kupa alıyorlar. Lig kupası e, ve Türkiye kupası, zira Türkiye kupası alıyorlar. Yani sen burada bir hadi dörtte birini çeksen yani dört tane kupon olsa işte bir şampiyonluk, iki Türkiye kupası, bir süper kupa almış olsa Ali Koç ve yönetimi boyunca her yıl 20 milyon eurodan 100 milyon euro açık olsa Sanıyorum Fenerbahçelilerin daha çok hoşuna giderdi. Yani e, finansal açıdan zaten kendi yarattığı katma değer, e, kendi bünyesinden kaynaklanan sponsorluklar ve e, biraz daha kurumsal e, yönetim sayesinde e, Fenerbahçe için tarihinde başarılı addedilebilecek bir başkan tabii ki Sayın Koç. Ama Fenerbahçe... Boca Juniors, Arsenal, Bayern Münih, Bayern, Arsenal, Real Madrid, Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Olympiakos, Panathinaikos gibi takımlar için taraftar hani senin finansal durumunda büyük rezaletler ve skandallar yaşatmıyorsan çok ilgilenmez. Ama genel kurul. Genel kurul hiç ilgilenmez. Yani genel kurulları bizim ligimizin, e, kulüplerinin genel kurulları ilgilense sence finansal tablo böyle mi olur kulüplerde? Haldun abi çok iyi bilir. Gidersin mali genel kurula, ibraha Galata, bitti. Galatasaray mali genel kurulda ibrasızlıktan baştan değiştirdi. Ne oldu değiştirdi. ondan sonra mahkemelerden falan döndü. <laughs> yani sonuç itibariyle Haldun abi şu, evet buyur abi. Galatasaray onu bir iletişim biçimi olarak kullandı. Evet. Gittiğince gitmeyen yönetimleri göndermek için kullandı. Sen yolsuzluk yaptın demek için yapmadı onu. Galatasaray'da o bir yönetim biçimine dönüştü. Zaten bu yüzden tüzük değişikliği gerekiyordu. Hani Galatasaray'da. Burak. Şimdi diyor diyor diyelim ki şöyle 136 milyon iki tane ona, e, olay var burada. 136 milyon euro harcamış değil mi? Taraftar en ufak bir şekilde bununla ilgilenmez. İsterse 236 milyon euro harcasın. Bana tinez için de bu geçerli. Evet, taraftar neye bakar biliyor musun? E, bu paranın harcandığına hiç bakmaz da. Bunun karşılığında yine de kaç kupa almışız ona bakar. Sen eğer 136 milyon euroyu harcarken yanına 3 tane 4 tane kupa yazdıysan zaten ne taraftar ne genel kurul ilgilenir bununla. Yani der ki tamam bir bedel ödedik ama kupaları aldık, müzeye koyduk der öyle bakar. Şimdi buradaki önemli handikap hem para harcıyorsun ki bence harcanan para karşılayacak birbirini, sıkıntı yok. Yani gel gelir gider dengesinde çok sıkıntısı yok. Ama karşılığında kupa yok. Taraftar hiçbir şekilde bakmaz. Yani taraftar kalkmış da e, ya e, no, ne oluyor, niye bu kadar başkan para harcıyor falan diye bakmaz. Onun sorumluluğu ki Fenerbahçe taraftarının da şu noktada, diğer takımlarda da benzer durumlar var ama, taraftarı ayrı bir yere koyayım şöyle, formasını alır, e, kombinesini alır, stadı doldurur. Galatasaray'da yapıyor benzer. E, diyor ki yani ben taraftar sorumluluğumu yerine getiriyorum Yani bir tek Fenerbahçe'yi ayırarak söylemek istemiyorum ama yani ben sorumluluğumu yerine getiriyorum. Sen Senin sorumluluğun ne? Sen de bana kupayı getireceksin diyor. Ben de o coşkuyu yaşayacağım. Aynen. Çıkacağım şeye diyor. E, sezon sonunda bayrağımı alacağım. Bineceğim arabama. Şampiyonluk turu atacağım. Bana bunu göstereceksin diyor. Onun peşinde. Peki Demet Savaşları için ne diyorsunuz? O felaket yani bir şey. Bizim Türk futbol çok... kültürümüzün maalesef içinde bir kısır döngü, bir goy goy. Hiçbir karşılığı, hiçbir anlamı olmayan işte dostlar alışverişte görsün, sosyal medyada kendi tirolümüz tarafından eleştirilmeyelim goy goyu yani. Hani bir şey değil. Hiçbir anlamı yok. Yani ne oldu? Hepsi Türkiye'nin en çok şampiyon olmuş 3 üç kulübü. 3'üne de sorayım en mağdur kendileri. E siz en çok şampiyon olan 3 kulüpsünüz abi. <laughs> yani ya buralardaki o tiyatroyu, o kurmacayı çok fazla ciddiye almaz basın mensupları. Bizler sadece hani... Aa Fenerbahçe açıklama yapmış verelim. Galatasaray açıklama yapmış verelim. O ona demiş verelim. Üzerine konuşalım. Zaten bu bir kontent. Sağ olsunlar. 7 gün 24 saat spor, futbol konuşan pek çok dijital ortamda da, ana akımda da spor kanalı, spor programları var. Yani işte hakem konuşarak, yöneticilerin birbirleri hakkındaki demeçleri konuşarak bir gram futbol konuşmadan ya bu Fenerbahçe niye üçlü oynuyor falan demeden rahatlıkla bütün bir yılı kurtarıp sponsorlar falan alabiliyorsunuz. Sağ olsunlar bak aslında işimize gelen bir şey söylüyorum ben. Yani bu işimize geliyor bizim. Malzeme. Ama yazıktır günahtır ya. Ya bir sorun ya. Abi alt diklerin ihalesi sonradan iade edildi hani. Alt diklerin ihalesi. i̇kincilik. İk, ya ben hani işte Haldun Domaç, Serkan Korkmaz, Ender Bilgin, Fuat Aktağ, Şansal Büyükay. Zaten Ay saysan 10 tane adam çıkartırsın ya. Ya kardeşim İlker Yasin, hani bir çağırın. Biz bu alt dikleri ihalesini yapacağız. Kaça gitmeli? Nasıl bir şey olmalı? Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Bir danışma kurulu diyorsun. Abi. Ya danışma kuruldu ya. Danış, abi kuruldu açsa bedavadan. Ya, abi, ya bak ben ya. sana bir şey söyleyeceğim. Bedava ya, bedava. Sırf işler normalleşsin, sağlıklı bir futbol kamuoyu oluşsun, sağlıklı bir futbol zemini oluşsun diye Haldun abi, ben, İlker abi, herkes, Şansal abi, herkes taşın altına elini koyacak ya. ya yeter ki sorsunlar ya. Hani neler yapılıyor ya? Ya şöyle bakmak lazım değil mi Serkan bir de onu abi, da söyle. Abi biz, kulüplere lis. gelmiyorum. gelmiyor bak kulüpler şöyle. Ha Fenerbahçe zaten bana sormaz. Onun genel kurulu var zaten Hı -hı. tamam oraya gider o. Galatasaray ya ne de ne gerek var ya hani Abi ne, ne hatalar yapıyorsunuz? Yani neler duyuyoruz hala önümüzdeki sezon için? Allah aşkına bari önden rahmetli Turgut Özal gibi önden bir <laughs> dedikodusunu yayın da bir tepkisini çekin ya bari. Ya bari, bunu akıl edin bari ya. Mesela Zalai için diyorlar ki ya o geçen... Pereira'yı sene... cart diye getirdiler Fenerbahçe'nin önüne koydular ya Pereira'yı. Ya insan bir tane Fenerbahçe muhabiri yakın senden haber almak için yanıp tutuşan bir sürü Fenerbahçe muhabiri var. Birini arar dersin ki ya Aykut. Biz Pereira'yı düşünüyoruz. Aykut Ertesi gün haberini yapar. Bir bakarsın Pereira yalancı ne olacak diye. Ölü doğdu çocuk resmen ya. Kamoyu bu konularda Ali Bey transferi çok gizli saklı yapıyor hiç. Ailesi bile bilmiyor. Aman başarı. ne güzel. Çok büyük başarı. Şimdi Döbe, hani tarzı o yani. Nefis bir şey ya. Daha yani mesela Galatasaray daha Galatasaray Icardi'yi aldı diyelim. Galatasaray yöneticileri Icardi transferini herkesten gizli yaptılar. Galatasaray yazılı açıklama yaptı. Icardi alındı. 5 dakika A sonra herkes Icardi, Galatasaray Icardi aldı Ama diye. Falka fotoğrafı da yaktı Diledim, bu arada. Ben aldım Icardi haberini. Ben aldım Icardi haberini. Verdim A Spor aracılığıyla. Icardi Galatasaray'da. O şok. 4 dakika sonra hepiniz oradan alıp copy paste yapıyorsunuz zaten. Yani ne hani ne oldu Fenerbahçe bu haberi gizledi de ne oldu? Ne kazandı? İşte mesela Falcao'da da tam tersi oldu abi. Ya Falcao da e, kulağa çınlasın Abdurrahim Bey'in o kim, paylaşması. Falcao da getirdi ben anlamadım. O da, o da. Bu bazı sefer transferler yöneteyim. var ki kardeşim. Bazı transferler var ki zaten etap etap fiyatı yükselsin de son güne yapılsın diye yapılıyor. Ama, ya Aykut her şeyi de yemeyin ya. Sen kabul bu transferin edelim ki içicisin. transferlerde de gizlilik Şimdi, olmazsa olmaz. Transferde ya şimdi, anayasanın birinci maddesi gizlilik. Transferde gizlilik, gizlilik şöyle e, oluyor. E, yani bir yere kadar gizliliğin şöyle kulüpler Patlıyor tarafından söyledikleri olaylar şu. Yani biz talip oluyoruz. Sonra işi bozmak için bir başka kulüp Bozma almak değil, fiyat için, yükseliyor abi. Işte onu söylüyorum. Araya giriyor. Bunların araya hepsi giriyor. oyuna dahil. He, oyuna dahil yani. Bu araya giriyor. Araya girdiği için ee, sen diyorsun ki işte bir anda fiyat yükseliyor. Aa, iyi o zaman kalsın diyorsun. iş bozuluyor gibi bir takım iddiaları e, oluyor. Şimdi biz o noktaya transfer zamanında çok konuşuruz onları. Şimdi Serkan'ın söylediği bir nokta var. Ee, çok doğru. Bugün e, Türkiye'de futbolun gelişimi için biz konuşuyorsak, bizler de buradaysak biz paydaşız. Yani biz de paydaşız. Yani taraftar nasıl paydaşsa, kulüp yöneticileri nasıl paydaşsa, e, işte hakemler nasıl paydaşsa, biz de aynı şekilde bir paydaşız burada. dediği çok doğru. Kararlar alınıyor biz de kararlar <laughs> üzerinden yorum yapıyoruz. Ya arada sırada çağırın deyin ki yani beni çağırmasınlar problem değil onu çağırmasınlar. Çağırın ya biz önümüzdeki sene işte yabancı transferini 10 yapacağız. Yabancı hakkını 10'a çıkartacağız. Ya deyin biz de diyelim ki ya bak bunun şu tür şu araştırmaları olumlu olur bu tür. Ya bizi bırak ya teknik direktöre sormuyorsun sen ya. Bir sor teknik direktöre. De ki yani bu nasıl olursa doğru olur. Yani onu bir kere söyleyeyim paydaş meselesini. İkincisi yani paydaşsak bizim de sözümüzün dinlenmesi. Ama laf olsun diye değil. Yani ya buyurun gelin bir yemek yiyelim meselesi değil bu. Birincisi bu. Tabii iki... tabii arayı iyi ha, tutmak. Yani arayı Aa Bize adam yerine kondular diye işte... bir iki ay ırak bir rahat hareket alanı elde etmek. Ya görüyor musun bize de değer verdiler ha. değil. Biz ben o hani kişisel olarak söylüyorum ben onları yutmuyorum ya yani çok ben affedersin abi, ya. abi çok umurumdaydı değil mi He, yani. yani ister ya ye, ister yem abi sen bilirsin görüyoruz son halini federasyon hayır. olarak da kulüpler olarak da ya bir kere ben hayatımda bir kere bir kulüpler birliğine çağrılmadım aynı yani hep sen oldu. çağrıldın mı abi hayır canım hiç ben bir kere hayatımda kulüpler birliğinin bir böyle nasıl anlatayım bir workshop'una bir istişaresine çağrılmadım kimle ne yapıyorsunuz kimle neyin oyununu kuruyorsunuz ya o yüzden de ondan sonra abi ben federasyonda üst düzey <laughs> yöneticiydim. Playoff kararını herkesle beraber okudum gazetede. Evet. Neye göre, kime göre, neden, hangi gerekçeyle? O zaman ne diye federasyon diye bir şey kurdunuz? Kararı başka yerde alıyorsanız. İşte bu kararlar... Üzerinde çok konuşulacak karar var. Ya, o yüzden ayrıldık zaten. Çok, çok söylenecek karar var da mesela şeye gelelim. Ama tekrar, Allah var şimdi tek... büyük ekşi iyi niyetle çalışıyor. Yani. Ya bak. E... Ha, ama herkes böyle söylüyor yani. Sadece... ya. Sadece. kişiler Söyle değil mi? zaten sorun. Büyük ekşi kurumun başındaki o kişi hakkında. Evet büyük ekşi hakkında. Çok herkesin ezber genel kanatı. Yani hiç iyi niyetli bir insan. 3-5 kişilik bir kısır döngüye girmiş durumda. Ee, Dinliyor biraz her... Gerçekten dinlesin ama bak senin hayır dinlemiyor. Haldun abini söyle. Hayır dinlemiyor. Ben çok major şeyler söyledim yanında. Hiç kimsenin girmeyeceği konulara girdim. Ben hiç dinlemedi. Kulüpleri dinlediğini duyuyorum ben. Kulüpleri Kişirelim. bayağı dinliyor. Çünkü oyu onlardan alıyor. Benden almıyor ya, ki. Bizden bir şeyimiz yok ki. Biz e, aslında şeyde değiliz. Yani. Sağ olsunlar. Ağırladılar. Güzel et yedik. E, geldik. geldik. öyle. Şimdi e, Ali Koç meselesine dönelim. Ben federasyonla ilgili e, düşüncemi söyleyeyim. Yani eğer bu bir e, bu ülkenin en önemli değerlerinden biri ise o zaman burada bir konsensusun oluşması lazım. Eğer bize de görüşlerimizi sorarlarsa biz de Avrupa'yı takip eden bir insanlar olarak görüşümüzü söyleriz. Ha sonuçta kararı onlar verecek zaten. Ama biz bu noktada neler olması gerektiğini biz de söyleyebiliriz. O ayrı bir konu. Şimdi Ali Koç meselesine geldiğimizde şunu görüyorum ben. Sayın başkanın iyi niyetinden en ufak bir kuşkumuz yok. Fenerbahçeliğin'den de en ufak bir kuşkumuz yok. Bayağı yani sağlam Fenerbahçeli yani. Hani bu işe böyle bu böyle yapılabilecek bir iş değil yani çok stres, yorgunluk arkasında aile gibi kenarda bırakıyorsun. Ben en son e, söylemedim, şey maçını izledim e, basketbol maçında e, 2-2'ye gelen Olympiakos serisinde yani. Yüzü gözü falan böyle kıpkırmızıydı yanında sanıyorum eşi vardı. Yani inanılmaz bir şey. O heyecan, yani o kolay atmosfer, değil, kolay o gerilim değil. kolay değil. E, ancak şunu söyleyeyim. E, aradan geçen 5 yılda Sayın Başkan hala deneme yanılma yöntemiyle ilerliyor. Bu çok yanlış. Mesela şimdi deneme yanılmadan kastım şu. Hani <laughs> teknik direktörleri deniyor, olmuyor, tekrar e, bırakıyor. Yarı yolda tekrar ikinci sene başka bir kere bu deneme yanılma. İkincisi, yok kimseye bence. Karar yani, veren güvendiği insanların da liyakat sorunu var sanki. Karar ver, verdiği noktada da Serkan çok enteresan bir şey söyleyeceğim, bilmiyorum bana göre. Karar verdiği noktada da şöyle, bir karar veriyor mesela, diyor ki yönetim ve teknik adam birlikte bir harman yapmamız lazım diyor kendi kafasından. Bu sene başında bir açıklama yapıyor. E, siz diyor eleştirdiniz bunu diyor. Yönetim bu işlere karışmaz dediniz, ben de CESUS'a bıraktım diyor. Ne o, ne o. Ya bir türlü deneme yanılma. Yani orayı da deniyor, olmadı. Burayı da deneyeyim, olmadı. E tamam, fena ama anahtarı verdi işte. E, doğru mu şimdi? Anahtarı verdi ne oldu? E, fena hocaya verdiler. Serkan ne dedi? Ne dedi Serkan? Ahmet Bey hiç Ümraniye'ye gitmiyor. Ben şimdi söyleyeceğim. O Ümraniye'ye gidip gelmek bir şey değil. Dursun Bey de gitmiyor. Beş... Ben yani o, o, o toplantıyı çok iyi hatırlıyorum. Beş tane oyuncu alalım. Biz önümüzdeki sene şampiyonluğun en güçlü adayı izledi. Fenerbahçe çıkartayım mı? 13, 13 14, 15. 13 oyuncu aldı. 13 oyuncu. İki de devre arası aldı. 15. Ne oldu anahtar? Ne? Anahtar ne oldu? Anahtar dönmüyor. Karışmadı abi. E i̇şte onu Hocasına söylüyorum. karışmadı. Bak yönetici, yönetici karışacak. Ama nereye kadar karışacak? Ama Belli Fenerbahçe bir ölçüye kadar. Alırsan. Fatih Terim'i alırsan... Ha Fatih Terim'i alırsan karışamazsın zaten. Şenol Hoca'ya o, da karışamazsın. O, o öyle. Ha, Şenol Hoca seni transferde rahat bırakır da... Abi, ...gerisine karışamaz. Burada sen diyorsun... ...başkanların çok fazla testlere gitmemesi lazım. Bu iş ayrı. Hocalar bak, ayrı. Ben, bak, antrenman ben, ayrı. Şimdi bak ben şunu söylüyorum. Ben bir kez daha söyleyeyim de anlaşılsın. Ben başkanların... ...teknik direktörleri yönetmesinden yana değilim. Öyle bir şey söylemiyorum. Tam tersi. He. Ama başkanlar... E, yeri geldiğinde devreye girerek bir takım konularda karar vermeleri gerekiyor. Sebebi şu. Söyleyeyim. Yarın Jesus gidecek. Yarın gitti diyelim. Hani oldu ya yarın gitti. Biz ne konuşacağız? Ali Koç, Sayın Başkan 5. yıl oldu hala kupa yok. Diyecek miyiz? Ersun Yanal geldi ol, olmadı. Bak o Erol, şöyle, Bulut. Erol Bulut geldi olmadı. O <laughs> e ne olacak? Kim Kime söyleyeceğiz? Çünkü lider o. Onun için de bu kadar serbest değil. Ha bunu yapmanın bir yolu var. Sen futbolun içerisinde yüzde yüz bulunmazsın. Bir futbol aklı bulursun kendine ama bu futbol aklı Onu da bulmuştu Fenerbahçe ha. ama. Ha o futbol aklı. O da... futbol aklı teknik direktör olmaya çok meraklıymış. Ama olduğu devam etseydim madem. Yani şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Bir futbol aklı bulman lazım ama bu futbol aklı da Komolli gibi, Terena gibi falan olmayacak yani. Onlar da menajerlik <laughs> yapıyorlar kardeşim yani. Onlar, yani. onlar abi yani Ben Terena'nın iş... adını ilk duyduğumda dayanamadım. Yayında söylediklerim Allah'tan kimse dava mava açmadı. Ama orada dediler Bak, ya. satışta çok iyi olduğu için aldık. Ya satışta Fenerbahçe değil. şeyde komisyon var çünkü. Komisyon var, var orada. Sonuçta satışta kamburlardan zaten, kurtulduk dediler ya. Fenerbahçe ya. satıyor zaten sorun yok yani. Yani bir Bak ya TNA işte, yok daha, işte, daha iyi sattı sonra. 120 120 milyon evet. euroluk satmış zaten. Satıyor zaten sorun falan hani komoly şimdi Tulus'ta başarılı falan diyorlar ya. Bir daha bir sahibi kulübün Değil mi yanlış mı? Buldum? Evet evet e, hissesi var. Değil büyük hissesi ya. var evet. hem de. almışlardı değil mi abi? Niye? Evet oradan gelmişti sentetiyenden. Ama Liverpool'da destan yazmıştı. ya Evet şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani burada bir dengeyi bir türlü bulamıyor. Yani ya teslim oluyor ya... Dibine kadar abi karışıyor. Bak sorun işte hepsi domino taşı gibi. Emre Bölezoğlu gibi yurtta ve dünyada herkesin üst düzey futbol oynadığını bildiği, birkaç dil bilen ve hani milli takımsa milli takım bu tedrisatlardan geçmiş, Fatih Terim de görmüş, Inter de görmüş, Newcastle da görmüş bir adamı <laughs> ben açıkçası teknik direktörlüktense sportif direktörlüğe daha yakıştırıyorum. Hatta Emre Berezoğlu iyi de para kazanmış birisi. Bence bir kulüp satın alarak kulüp sahipliği deneyimi de yaşaması çok enteresan yerlere götürebilir dünya. Yaptı olarak. abi sportif direktörlük. Tamam yaptı işte ben de onu anlatıyorum. Bence Orada başarılı, Çok doğruydu. Yani. Or oradan şeye geçtiği başarılı için mıydı? eleştiriyor. Ben çok eleştirdi ama, eleştirdi. Ama Emre Belözoğlu'na sorduğunda Emre Belözoğlu Abdullah Avcı dedi. Sen gittin en sonunda. Hem, yani aynı çevreden ee, aynı etki alanından. Erol Bulut, aa Gaziantep'te de mi iyi, neredeydi o Alanya'da mı iyi işler? Antep'teydi galiba. Alanya'da, iyi. Alanya'da İlhan da Gaziantep'te. Gaziantep'te. ve Alanya'da iyi. Yok Gaziantep Alanya'da Alanya'da, da, Alanya'da iyi iş yapmıştı. Aa iyi işler. İyi işler yapıyor diye Fenerbahçe'ye teknik direktör mü alınır abi? Ne burası? Mainz mı? Bayern Münih nere? Mainz nere? Freiburg'a mı teknik direktör alıyorsun? Adam diyor ki sen Abdullah Avcı'yı alalım. Bir de zaten... bak Abdullah C. ne oldu sonra? Bir de ne oldu? Bir de 37 yıl sonra şampiyon yaptı Trabzonspor'u. Serkan bir Şimdi de... de boşta adı geçmiyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya Haldun abi? abi bir de şeyi söyleyeyim sana. Yani Emre Belözoğlu'nu orada suçlamamak <laughs> lazım. Sen de dedi ki, "Yok diyor. ben suçlamadım, hay o söyleyeceğini yok, söyledi." Hayır, hay, şunu söylüyorum. Abdullah Hoca dedi. Yani niye hay, onun için söylemiyorum. Kimse suçlamıyor yani, abi. Abi onu değil. Başka bir şey anlatıyorum. Sonra yani sonra teknik direktör <laughs> olmuş, çok hevesliymiş <laughs> ama. Hevesliymiş de. dendi. Ama sen demedin ki yok kardeşim ben teknik direktör olman değil. Burada devam etmeni istiyorum dedin de Demedi. karşıya demedin işte. Ay, yani. madem böyle oldu ha. hadi sen hadi sezonu sen bitir faturanın e. büyük kısmını sana keselim. E, o öyle oldu yani şimdi. Yoksa belki de Emre 2 3 sene daha yapmayacaktı. İsmail Kartal'la devam etseydi mesela. Ya İsmail, Abi çok zordu be. Ya şöyle şimdi bak şey. orada da yiğidi öldür hakkını yemedi değil mi? Şimdi ben Ali Koç'un yerine kendimi koyuyorum. İsmail hoca başarılı mıydı? Başarılıydı. Değişiklikten dolayı yani hiç değişmeseydi Fenerbahçe belki de bu sene şampiyon olabilir miydi? Olabilirdi. Ama İsmail Kartal'la devam etme kondisyonu yoktu Fenerbahçe'de. Şimdi kimse kimseyi kandırmasın. Orada Ali Koç'u eleştirmem. Neden İsmail Kartal'la devam etmedin diye. Açıkçası kamuoyunda da bu konuda bir anlayış görüyorum. İsmail Hoca'yla devam etseydin şampiyon olurdun diyen de pek görmedim. Burada... Ama yapamazsın abi. Burası Fenerbahçe. Sen Fenerbahçe'ye Serdar Dursun'la... Bak Aziz Yıldırım bir gün demişti ya ben Fenerbahçe'yim diye. Evet. Aziz Yıldırım... 40 yılın başı ah çıktı Ahmet sert Selim, bir muhalefet Ahmet Selim yaptı. Kula söyledi. Ben yani, Fenerbahçe'nin ta Çat diye. Ben bir ben Fenerbahçe'yim dedi. Tamam. Çıktı ne dedi? Fenerbahçe Alman, ikinci liginin golcüsünü almaz dedi abi. Bitti. Geçmiş olsun. İsterse Valencia 30 gol attı da ne oldu? Kıymete mi bindi? Islıkladı ya taraftar. Kardeşim burası Fenerbahçe. Bambaşka bir şeyden bahsediyoruz. Komoli ile kokuyu getirirsen sonuç mu olur. En yani, başta söylediğim yere ya, geldin yani. Ya sen, sen kalkıp net Almanya Ümit Milli Takım Teknik Direktörü'nü, Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü yaparsan sonuç bu olur. Anlatabildim ya yani bunlar, bunlar için deha olmaya, Cruyff gibi futbolu bilmeye falan gerek var mı Allah aşkına ya? Valerian, İsmail geldiğinde ne zaman gönderecekler diye toto yaptık hepimiz. Torrent Kıltı sıraya geldiğinde, geçmiş olsun, hepimiz demedik mi? Biz manyak mıyız abi böyle diyoruz. Ya insan da yani gerçekten biraz olup yani önce bir nereye geldim? Beklenti ne? Ve ben bunu nasıl karşılarımın yanıtlarını iyi vermek zorundasın abi. Gidip halka açık Beşiktaş meydanında <laughs> karın doyurmak için sokak lezzeti satmakla Michelin yıldızı restoran açmak aynı şey mi ya? Ha Avrupa'dan şef getirelim. Getir. Getir köfte ekmek sat bakalım. Stat kenarındaki köfte ekmekçi 5 liraya köfte ekmek satan Köfte ekmekçi kadar lezzetli yapabiliyor mu Michelin yıldızlı e, şef? Bayan de gençlere yatırım ya, yaptı. Ya bu ezberden kurtulup Bayan Bayern de genç teknik adamlara yatırım yaptı abi öyle deme bak. genç genç meselesi bak, değil bak. Galatasaray'a getirdi. Bayern teknik direktör detaydır. Detay. Anse Flick Bayan bir detaydır orası. Naga... Niko Kovac'ı getirdi. Detay abici. Bayan Şimdi ben ben başka bir şey detaydır. söyleyeyim. Şimdi İsmail Kartal meselesinde söyleyeyim devam edeyim istersen. İsmail Kartal'ın üzerine Jesus'u getirdiği için fazla kimse bir şey söylemedi. Şimdi Jesus'un kariyeri belli. <laughs> Yani şimdi iyidir kötüdür ayrı konu ama kariyeri onun için kimse bir şey söylemedi. Kimsiniz? Sen İsmail Kartal'ın üzerine Vitor Pereira'yı tekrar getirseydin burada kıyamet kopardı. Şu anda da kıyamet kopmuştu. Yani insanların ses çıkarmamasının nedeni bu. Birinci neden bu. İkincisi yani ben deneme yanılma dediğim olaylarda yani attığı adımların çoğundaki yanlışlık şuradan kaynaklanıyor. Ya birinci sene geldi. Ya burada söylediğimde hani Böyle şeyler çok hoş olmuyor diye söyle söylemek istemiyorum ama söyleyeyim yani yine. Ee, o zaman son sayfa falan yapıyoruz. Dedim ki Aykut Kocaman'ı tut. Tutması lazım Fenerbahçe'nin. Aykut Kocaman'ı tutması lazım. Bırak bir sene zaten son anda şampiyonluğu kaçırmış bir teknik direktör. Bir sene o götürsün. Yani sen o bir seneyi yapılaşma olarak kullan en kötü ihtimalle dedim. Herkes bana şey dedi. O son sayfada işte Mustafa Göksu'nun kulakları çınlasın. Ya sen Aykut Kocaman senin amcanın oğlu mu? Aykut Kocaman bize selam bile vermiyor şu anda. Hani öyle bir şeyimiz yok yani. Öyle konuşmuştuğumuz hı hı. falan bile yok yani. Hani telefonla en son görüş karşı karşıya gelip görüştüğümüzün üzerinden 8 sene geçmiştir. Ama o gün <laughs> o gün son anda şampiyonluğu kaçırmış bir Fenerbahçe takımı var ve orada Aykut Kocaman neye inandın? Dedin ki ya Fenerbahçe'nin istediği futbolu oynamıyor. Şimdi Fenerbahçe'nin istediği futbol 5 sene geçti. Şampiyonluk yok. 8 sene geçti yine şampiyonluk yok. i̇stediğim futbol. Vahim hatalar bunlar ya. Yani, yani istediğim ha, bu arada Beşiktaş'ta Galatasaray kusursuz yok falan canım, demiyorum biz ben. Biz Fenerbahçe'yi konuştuğumuz için ha, söylüyorum. Aynen şu an Fenerbahçe için söylüyoruz. Yani hani onlar da bir dolu hata yapıyor ama bunlardan biri şampiyon oluyor ya sonuçta. Ya, <laughs> o da başarılı addediliyor işte. Serkan, ne hatalar var abi gene. Bas, Beşiktaş'ta Galatasaray'da bu yani şu son iki senede ne, Facia şeyler yaşandı ya. Bir basit örnek söyleyeyim istersen. Yeter. Çok basit bir örnek. Şimdi Yeter. Ali Koç'la ilgili diyorum. <laughs> türbünü dinledi. Kötü oynuyoruz. Aykut Kocaman'ın futbolunu beğenmiyoruz dedi. Al Ahmet Nurçebi. <laughs> Türbün dedi ki Şenol Güneş'i istemiyoruz dedi. Almadı. Şimdi Şenol Güneş'in peşinde herkes. Valla Ahmet oldu Nur şimdi Çebi bence o kadar akıllı ve stratejik bir adam ki... Şenol Güneş'e ikna etmek için Valerian İsmail'i bile almış olabilir. <laughs> Yok canım. Yani... <laughs> O, ya tabii bu işin şakası da. Yani onu onu ce, hani, Ceyhun Kazancı ben, yaptı o şu işi. Şu anda Türk futbol endüstrisindeki neyi neden yaptığını en iyi bilen anlık hızlı refleks vererek dinamik başkanlık yapan Ahmet Nur derim yani. Valla sezon başında ben benim düşüncemi söylüyorum. Sezon başında Ahmet Nur çok ciddi bir şekilde Şenol Güneş'i Top getirmek için uğraştı. Aynen türbünler, Olmadı. taraftarlar, camia biz Şenol Aynen. Güneş'i istemiyoruz Direnç dedi. Gördü. Direnç gösterince Ceyhun e, Kazancı "Tamam siz bilirsiniz" <laughs> dedi. Ceyhun Kazancı da "Ben Valerian İsmail var, müthiş hoca onu getireceğim. Bak başkan bizi uçuracak" dedi. Peki. Uçtu ama kendisi uçtu. Akşamın maçlarına artık geçelim. Geçelim. Ee, Fenerbahçe uzun <laughs> konuştuk. Ankara Trabzonspor Ankara Gücü maçı Yunus Emre Sel bize bilgileri aktarsın sonra Galatasaray Başakşehir elbette Trabzonspor Ankara Gücü maçlarına dair bilgileri yorumları yapacağız. Bu, buyurun. Yağmur Semre, yok da henüz galiba. Oo, hava Ama, yağmur hava biraz gitmiş sanki. Hava arkada. Ka Fırtına abi. geliyor. Yunus Emre saklan. <laughs> <laughs> Doğru. E, kesinlikle aldın abi Serkan Kukmaz. Aykut İnce, Trabzon'dan selamlar. Ben biraz çekileyim kameraman arkadaşım Yasin Köse bir göstersin. Burada hava tamamen kapanmış durumda. Şehrin üstü kapalı hafif hafif yağıyor ama maç saatinde yağışın şiddetinin tamamen artması bekleniyor. Biz şu anda stadyum etrafındayız. Hemen yanımızda zaten Karadeniz var. Stadyumda içeride ses provası da yapılıyor bir yandan. Teknik direktör Nenet Viyelitsa'nın Trabzonspor'un başındaki ilk iç saha karşılaşması olacak Ankara gücü maçı ve o da bunun farkında olarak taraftarlara sosyal medyadan çağrıda bulundu. Bu maçta tribünde olalım takıma destek çıkalım dedi. Ancak şu anda biletlerin tamamının tükenmediğini söyleyelim. Yaklaşık 10 bin civarında bilet hala satışta duruyor. Belki maç saatine doğru bu biletlerin tamamı da tükenecektir. Şu anda kapalı bir hava var. Maç saatinde gerçekten çok şiddetli bir yağışın beklendiğini tekrar vurgulamakta fayda var ama Trabzonspor'da bu maç öncesi eksik sayısı çok fazla. Dorukhan Toköz, Dancewill, Naci Ünivar, Siopis, Trezege sakatlıkları bulunan isimler yine e, Bakı Bakasetas'ta kart cezalısı olduğu için bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Nihat Bielisa bu eksiklerle birlikte kadroda bazı değişikliklerde yapacak ama hep kötü haber yok. İkide de güzel haber var. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Edin tamamen iyileşmiş durumda. Onlar teknik direktör Biyeliş'in görev vermesi durumunda. Bugünkü karşılaşmada forma giyebilecekler. Oynadığı son 5 karşılaşmada sadece bir beraberlik aldı Trabzonspor ve 4 mağlubiyeti var. Dolayısıyla bugünkü maç bu kötü gidişata bir son verme karşılaşmıştı aslında. Trabzonspor adına ve şöyle bir muhtemel 11'de sayabiliriz. Kalede Uğurcan Çakır savunmanın sağında Larsen Stopper'de Hüseyin Bartra ikilisi Solbek'te Eren Elmalı orta sahada Doğucan Hamşik Abdülkadir Ömür üçlüsü sağda Vişça, solda Marko de Maxi Gomez'i bekliyoruz. Belki orta sahada Doğucan'la Bamen arasında da bir tercih yapabilir. Ayrıca bu maçta Trabzonspor'un 5 oyuncusu da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Yani kart görmeleri durumunda Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Uğurcan Çakır, Mark Bartra, Eren Elmalı, Siopis ve Umut Bozok eğer bugün kart görürseler Fenerbahçe maçında forma giyemeyecekler. Konuk ekibi Ankara gücü de ligde 13. sırada ve yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas'la birlikte gerçekten iyi bir çıkış yakalamış durumdalar. Oynadıkları 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, bir beraberlikleri var ve Trabzonspor maçını kazanarak onlar da en azından alt sıralardan alt orta sıralardan biraz daha üst sıralara doğru tırmanışa geçmek isteyecekler. Gerçekten orada da ciddi bir rekabet durumu söz konusu ve Ankara Gücü'de bu rekabetin önemli ekiplerinden bir tanesi. Zorlu bir karşılaşma bizleri bekleyecek. Bir tarafta kötü gidişata dur demek isteyen takım. Bir tarafta orta sıralardan biraz daha yukarı doğru tırmanmak isteyen bir takım. Bu karşılaşma öncesi biz de Trabzon'dan son gelişmeleri aktardık. Ama maç saatine kadar yine buradaki gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz Aykut İnce. Evet saat başı da e, nefs adına bağlanacağız. Emre Kaplan da oradan bize akşamki maçı nakledecek, anlatacak. Öncesi gelişmeleri. Fırtın öncesi Tra sessizlik mi var yani şimdi orada? Trabzon'da haklımda? öyle. <gülüyor> <gülüyor> ya, Aynen öyle abi. Trabzon'da gerçekten de bu sezon e, biraz hayal kırıklığı sezonu oldu. Şöyle bakıyorum. Abdullah Avcı, İstifa, Orhan Ak, İhsan Derelioğlu, Nenat Bielisa şöyle yazmışım aşağıya doğru. Yani e, bayağı bir sıkıntı olmuş ve Bielisa geldikten sonra da Kazanılmış bir maç yok, ee, Handikap orada. Ama yani belli değil. Abi 11 kişi bile tamamlamadı galiba maçları. Ee, şey maçında evet, e, Konya maçında e, kırmızı kart Bakasetas var. Arkada 2-3 maç var böyle. Oynamayacak. Sanki. Ee, bakıyorum Sivas maçı farklı mağlup oldu. Yani e, ciddi bir sıkıntı var. Yani bir maç kazanarak hayata dönmesi lazım Trabzonspor'un. Şöyle söyleyeyim. E, ayrıca o açıdan da bakmak lazım her maç 2 milyonun üzerinde bir gelir demek. Yani diyeceksin ki yani 2 milyon çok mu para ama 4 çok, 4, tane para mı? 4 tane kaybedince 10 milyona yaklaşıyor. Çok para abi. Yani 10 milyon para kaybediyorsun. Yani onun için de maç kazanmanın ayrıca maddi olarak bir getirisi de var. Onu da söylemek lazım. Ankara gücün için ayrı değerlendirme yaparız Tabii. abi. Tabii. Konuşuruz onu puan cetvellerine bakarak da konuşuruz. Çünkü e, ligin alt tarafı da en az üst tarafı kadar yangın yeri. Biz hep e, üst tarafı Tabii konuşuyoruz o... ama alt tarafı da yangın yeri. Hatta e, puan durumunu da getirelim saat başı sevgili Özgür Serkan. Bir araya çıkalım mı arkadaşlar süremiz tamam mı? E, bir reklam aramız var saat başı. Galatasaray Başakşehir Trabzonspor Ankara Gücü maçlarıyla programımızın son virajına gireceğiz. Atasaray Başakşehir karşılaşmasının değerlendirmesiyle bu bölüme başlıyoruz. Muhtemel 11'lerimiz de hazırsa verebiliriz elbette. Onun üzerinden de şöyle bir geçelim. Sonra Emre Kaplan'a da bir bağlantı yapacağız. Bu bölümde Serkan Korkmaz'a başlayalım. Geldi tamam. Icardi ileride. Solda Kerem sağda Raşitse, Göbek'te Mertens. Oliviera Torreira klasik beşli. Solda Kazımcan ki bugün farklı. Bardakçı Nelson Boy ve Muslera. Başakşehir'i de verelim. Başakşehir, Figueredo ileride. Serdar, Yanuzay, Aleksic, Mahmut Biglia yine değişmeyen beşli. Zaman zaman değişiyordu ama klasik artık oturmuş vaziyette. Caner, Ömer Ali, Duarte, Tuba ve Muhammed. Biz muhtemelleri verdik. E tabi onun üzerinden değerlendirme yapacağız. Serkan Korkmaz'la başlayacağım ama Emre Kaptan son bilgileri bize bir aktarsın kısa bir bağlantı yapalım görelim stadı sonrasında biz burada süratle konuşmaya başlayalım. Evet, söz Emre Kaplan'da. Aykut İnce bir kez daha Nef Stadyumu'ndan mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim. Şu dakika itibariyle artık stadyum kapıları açıldı ama bu saatte henüz çok yoğun bir ilgi olduğunu söylememiz mümkün değil. Bunun tabii ki çok geçerli sebepleri var. Hafta içi henüz mesailer yeni bitiyor ve yavaş yavaş taraftarlar buraya gelecekler zaten maçın saati de 20 Bugün yaklaşık 45 bin kadar taraftarın tribünde yerlerini almalarını bekliyoruz. Yine kapalı gişe Nef Stadyumu sezon başından bu yana iç saha maçlarında olduğu gibi. Bugün de benzer bir tablo, benzer bir görüntü var. Galatasaray taraftarları oldukça coşkulular. Özellikle dün Fenerbahçe'nin puan ile birlikte bugün Galatasaray kazanması halinde psikolojik anlamda çok büyük oranda artık şampiyonluk yolunda avantajı elinde tutuyor olacak ve bu bilinçle bu doğrultuda taraftarların da coşkusunun yüksek olduğunu söyleyelim. Öte yandan takıma baktığımızda tabii üst üste kaybedilen iki puan vardı. Hem Karagümrük maçında hem Başakşehir maçında Be Beşiktaş mücadelesini düzeltiyorum ve derbinin ardından da biraz aslında bir rehabilitasyon çalışmasının Florya'da gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Buradaki en önemli etkenlerden bir tanesi taraftarın desteklediği, taraftarın geldiği antrenman. Yanı sıra yine hem teknik heyet hem yönetim kurulu üyeleri zaman zaman oyuncularla bazı konuşmalar gerçekleştirdiler. Kalan 5 haftanın önemini ve aslında elinde ellerinde tuttukları avantajı moral bozmak için herhangi bir sebep olmadığını ifade ettiler. Edindiğimiz izlenim dün akşam saatlerine kadar yaptığımız telefon görüşmeleri, istihbaratlar neticesinde de moral motivasyon anlamında takımın artık istenilen seviyeye ulaştığı ve oldukça motive bir şekilde maça hazırlandığı şeklinde. Siz muhtemel 11'i paylaştınız. Aslında burada da paylaşabileceğimiz nokta şu Galatasaray'da Beşiktaş maçından sonra özellikle kadroda Geniş çaplı bir değişiklik olabilir mi düşüncesi hakim olmaya başlamıştı ama Okan Hoca'nın tercihi bu yönde değil. Sadece sol bekte Adekup son iki maçta çok performansı yeterli görülmedi. Onun yerine bir Kazımcan tercih olacak. Kazımcan ilk yarıdaki Başakşehir maçında iyi bir performans ortaya koymuştu. Aslında bir çıkış yapması bekleniyordu ama sakatlıklar buna biraz engel oldu. Yeniden bir dönüş maçı olacak Kazımcan için. Onun dışında da Driz Mertens'in 10 numara pozisyonunda Sergio Oliveira son maçın tartışılan ismiydi. Kendisi maç sonrasında özellikle hem flash röportajda sorumluluğu aldığını, savaşmak istediklerini ifade etti. Hem de o taraftarı açık antrenmanda taraftarın ilk tribüne çağırdığı isimli Sergio Oliveira. Moral motivasyon anlamında iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Başakşehir cephesine baktığımızda Emre Belezoğlu'nun dönüşü bugünün öne çıkan notlarından bir tanesi. Yine yedek kulübesinde yerini alacak Emre Hoca takımını burada bu Zorlu karşılaşmada yedek kulübesinden bu kez yönetecek ki uzun cezalar yaşadı son dönemde. Zaten son sahada olduğu maçta yine Ziraat Türkiye Kupası'nda burada Galatasaray'a karşı olan maçtı. Orada da maçın 20-25. dakikalarında yine tribüne gitmişti kırmızı kartın ardından. Yeniden yedek kulübesine gelecek ve takımını bu zorlu maçta kenardan yönetecek dediğimiz gibi. Güzel bir hava var. Yaklaşık 17-18 derecelik bir hava sıcaklığı. Gün boyu bağlantılarda bundan bahsetmiştik. Maç saatinde de yine hem güzel bir hava hem de güzel bir atmosfer. Bizleri bekliyor olacak bu kritik mücadele öncesinde de. Biz Nef Stadyumundan yansıyanları aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size bırakalım. Bir soru var. Duyabiliyorsan bizi bir soru var. Serkan Korkmaz. Belki Aldün abi de soracaktır. Ee, Yunus Akgün'ün bir sosyal medya paylaşımını gördüm. Böyle sanki ilk 11 gaza almış gibi geldi bana ya Emre. Ya yani bilmiyorum ben hani bu bir bilgi değil ama bir izlenim. Çünkü son dönemdeki kadrodaki revizyon ihtiyacı da dikkat çekiyor Galatasaray'ın ee, Kerem de biraz e, tuhaf performanslar sergilediğinden dolayı. Raşit Sayı sola çekip bir Yunus Akgünle başlar mı? Diye ben de bir şüphelendim. Sadece bir şüphe olarak sana söyleyeyim. Araştırmak sana kalsın. Yani çünkü sosyal medya paylaşımı bu maça dair e, çok böyle enteresan. Manidar diyorsun. mı? Evet manidar buldum. Sarkan abi şöyle ben bir ekleme yapayım. Beşiktaş maçı günü de Beşiktaş derbisinin olduğu günde öyle saatlerinde Yunus benzer bir paylaşımı yapmıştı ama yedek da kulübesinde başladı maça tahmin ediyorum ki ya tahmin ötesinde aslında bilgi olarak bunu söyleyebilirim. Bugün de Yunus yedek kulübesinde başlayacak gibi duruyor. Anladım. Yani ben de Yunus eğer oynuyorsa zaten sol bek o zaman kesin Dubois'dır diye düşünmüştüm. Yani yine çünkü başka aslında... alternatifler mesela Berkanlı denediği de konuşuluyor solda. Yani Kazımcan bugünkü maçta çok e, vahim hata yap, imza atarsa Kazımcan'ın kariyeri açısından da Galatasaray'daki kariyer açısından da çok büyük sıkıntılar olabilir. Bana büyük risk alıyor gibi geliyor. Aslında Serkan abi dediğiniz şöyle doğru. Berkan konusunda da Barış Alper konusunda da yani Barış Alper şu anda rotasyonda Yunus'un biraz önünde gözüküyor. Yani kritik maçlarda eğer bir dübü hamlesi yapılacaksa Barış Alper'i sağ öne ya da forvete monte edip Okan Hoca bunu yapıyor. Aslında antrenmanlarda da bir bölümünde denenen tercihlerden ben bir tanesiydi olma. bu. Yanı sıra yine Berkan'ın dahil edildiği bir orta saha kurgusu dubuayı sol beke koymak için. Ama böyle olduğu zaman yani Dubai sol beke koyduğunuz zaman birkaç mevkide ideal oyunculardan feragat etmek durumunda kalınıyor. Okan Hoca da tercihini bu kalan haftalarda şu ana kadar en azından takımı buraya getiren 11'i çok fazla bozmamak üzerine kurgulamış gibi gözüküyor. Aslında benim mesela beklentim Beşiktaş maçından sonra hatta bazı antrenmanlarda da denen denenen bir şeydi. Mertens'in yedek kulübesine çekilmesiydi. Onun yerine Zaniolo'nun girmesiydi ama o konuda da bir karar çıkmadı. Biraz bu Başakşehir maçı üzerinde de olabilir çünkü Başakşehir'in oyun yapısı belki biraz daha geride beklemek üzerine daha dar alanda Galatasaray'ı karşılamak üzerine olacağı için Mertens'in bu yönünden mesela faydalanmak istediğini biliyoruz Okan Hoca'nın. Onun dışında da dediğim gibi bu ideal 11'den çok fazla değişiklik yapma düşüncesi yok. Kazımcan konusunda da sadece şunu söyleyebilirim naçizane yine ilk yarıdaki Başakşehir maçında aslında Kazımcan'la başlamamıştı Okan Hoca. Emre Taşdemir'le başlandı o maça. Sonrasında Emre hemen maçın başında sakatlandı. Maç 1-0'dı. Kazımcan girdikten sonra maç 7-0'a gitti. Ki belki de Kazımcan'ın Galatasaray seviyesinde oynayabileceğini kanıtladığı maç oydu. Tabi bugün ne gösterir, nasıl bir performans ortaya konur bunu bilmemiz mümkün değil. Emre Aldün abi soracak ama ondan evvel ben bir soru sorayım. Kara Gümrük ve Beşiktaş maçlarında hatalar yaptığı kaleci Fernando Muslera Hafta içinde Okan Hoca ve teknik heyet Mustera ile birebir böyle görüşmeler yaptı mı? Senin kulağına geldi mi? Mustera'nın moral katsayısı nedir? Oliveira'yı da ekleyelim. Oliveira'yı da ekleyelim ben, ekleyelim. ben, de onu bitireyim şu an. Oliveira'ya da bir bakalım. Tamam güzel söyledin abi. Evet. Aslında Oliveira'ya desteği biraz taraftar verdi. Yani o basın taraftara açık olan antrenmanda genelde hiyerarşi siz çok daha tecrübelisiniz biliyorsunuz. Takım kaptanları öncelikle çağrılır ya da taraftarla özel bağ kurmuş bir oyuncu varsa öncelikle onu taraftarlar tribüne çağırır ama o gün bir istisna yapıldı. Sergio Oliveira son maçtan sonra çok eleştirildiği için tribüne çağrılan isim oldu. Evet. Dediğim gibi yani benim dün itibariyle yaptığım görüşmelerden edindiğim istihbarat özellikle Oliveira konusunda oldukça motive olduğu şeklinde. Yani bu maçtaki performansı Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansların en özellerinden bir tanesi olabilir gibi bir izlenim edindim. Tabii ki saha içine ne kadar yansıyacak bilmiyoruz ama motivasyon anlamında böyle olduğunu söyleyebilirim. Muslera zaten takımın kaptanı, bir numaralı kaptanı. Tabii ki son haftalardaki performansı çok eleştiriye açık. Hem Beşiktaş maçında hem de daha önce belki daha kritik hataları yaptığı kara maçında. Onun da artık kritik haftalara girerken aslında çok fazla Okan Hoca'nın ya da yönetim kurulunun bir şey söylemesine gerek yok. Takımın en tecrübeli ismi kaptanı. O da herhalde sorumluluğu alacaktır diye düşünülüyor. Bugün Muslera'nın da daha iyi bir performans ortaya konması bekleniyor açıkçası. Peki. Çok teşekkür ederiz arkadaşımıza. Ağzına sağlık. Serkan Korkmaz'a devam edelim. Şimdi son haftalarda Galatasaray taraftarı ya neden böyle oluyor diye soruyu soruyor. Şimdi Karagümrük maçı Beşiktaş mağlubiyeti. Çünkü rahat kazanan, kolay kazanan bir takımdan biraz zorlanan bir takıma evrildi son haftalarda abi. Tabii Fenerbahçe'nin dünkü puan kaybı, iki puan bırakması. Galatasaray taraftarını bir rahatlattı şöyle. Yani üzerindeki o baskıyı aldı. Belki takımında. Hatta öğreniyorum ki kara borsa bilet fiyatları çarpı 3. Galatasaray taraftarı çok uzun süredir e, takımını hiç yalnız bırakmıyor. Hatta geçen yıl 13. bitirdiği sezonda bile Galatasaray taraftarı çok iyi. Doluluk oranı yakaladı. E, ben açık konuşmak gerekirse hani futbol olarak seviye düşen Galatasaray şu anda hani Fenerbahçe'nin ee, performansının kötülüğü sayesinde e, ayakta ve moralli duruyor. Son iki maçında 5 puan kaybetmiş bir takımdan bahsediyoruz. Ve karşısında da şimdi bayağı kaldırüstü bir takım var. Kadrosuna bakarsan Başakşehir'in şaka değil yani. Can Uzay falan oynuyor Başakşehir'de. Ee, sonuç itibariyle e, Galatasaray'ın bu akşamki maçta birkaç dokunuşta bulunması gerektiğini düşünüyordum ben. Hani Daha doğrusu Okan Burun. Ee, yani son izlediğimiz Kerem, son izlediğimiz Mertens, son izlediğimiz Oliveira, son izlediğimiz işte savunmada Nelson. Değil mi Haldun abi? Yani bunların hepsinin bir anda büyük bir reaksiyon göstererek performanslarında ciddi çıkışlar yakalaması ihtimali ne, ne kadar büyük olabilir? Yani sorun psikolojik miydi ki Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında? Yani bir anlamda Emre kusura bakmasın. Onlar tabii ki çok yakın takip ediyorlar. Ben de zaten sadece yakıştırma ve hani e, analiz yapıyorum. Ben bu akşam bu 11'den biraz daha değişik bir 11 çıkması gerektiğini zannediyorum. Versene bir daha 11'i. E, zannediyorum. Özgür. Ha ama Mertensiz bir 11'den bahsetmiyorum. Onu da söyleyeyim. Mertensiz bir Galatasaray kabul edilemez. En kötü oyunuyla bile sağ içinde liderlik yapan bir adam. Ne olur ki burada? Ee, zaten Sen... onun o mevkisin mevkiinde oynayacak da hani Zanyola'yı falan da orada koymamak lazım. Bir ne kere... olabilir? raşit Say'ı sola, Zanyola'yı sağa koyabilir. Hmm. İşte mesela hani lafın gelişi söylüyorum. İşte Oliveira'da da gözle görülür bir düşüş var. Oraya Berkan nakli olabilir. Kazım Can ya da de Kukbe oynayabilir. Abdülkerim Nelson'un yeri garanti zaten. Veya bir anda... Mesela dünkü bir haber çok dikkat çekiciydi. Kaan Ayhan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Bir anda Nelson'un sırtı ağrır. Kaan, Abdülkerim, Kazımcan ya da Kaan, Abdülkerim, Adekuklu olur. Ya yani ben aslında bir dokunuş, çok radikal olmayan bir dokunuş bekliyordum. Yine siz Kerem Mertens, Oliveira, Nelson ve artık kanayan yara sol bek kimi seçerse seçsin. Böyle girip kötü oynayıp ilk yarıda 1-0-2-0 mağlup duruma düşerseniz... Galatasaray taraftarı tarafından tepki gören futbolculara bu akşam rastlayabiliriz. O yüzden ben bu 11'i riskli buluyorum. Bak onu söyleyeyim. Ha, riskli derken Mertensiz bir 11 düşünemiyorum. E, ama Kerem'siz bir 11 düşünebiliyorum. E, Oliveira'sız da çok düşünemesem de... Hani orada mesela... Okan Burun kararına saygı duyuyorum ama e, ya mesela bir Kerem'e dokunmak lazım. Kazım bu kadar güvenmek doğru mu? Hani aylar önceki Başakşehir maçında iyi oynadı diye. E, zaten Muslera da dökülüyor son maçlarda. E, Nelson yanından Raydo e, ray geçti Abu Bakar. Bu akşam Okaka oynarsa ne olacak? E, Figuredo bu iki e, stopere göre çok hızlı bir adam. Çok, bir de çok mücadeleci. Abi, sağında da Can Uzay evet. var, solunda evet. da Serdar var. Evet. Arkasında da Aleksic oynuyor. Evet. Yani senin her ne kadar e, hücum gücüne güvensen de rakibin hücum gücünü de küçümseyemezsin. Şu kadroya baksana Mahmut gibi bir deneyim var, Biglia gibi bir deneyim var orada. E, tamam Tuba, Duarte çok güven vermiyor olabilir ama Muhammed benim çok beğendiğim bir kaleci. Caner, Caner'in üstünde ee, acaba Raşit Sam'ı daha etkili olur, Zanyolo mu, Yunus mu? Bunlar hep konuşulması gereken şeyler. Ben hani böyle 11 tartışmayı konuşmayı çok severim. Ama son iki maçında 5 puan kaybetmiş Galatasaray'ın sadece Kazımcan değişikliğiyle e, Başakşehir gibi bir rakibin karşısına çıkması e, maç eleştirilerinde klişe cümlelere kendisini hazırlaması gerektiğini söylüyor bana. Okan Buruk. Yani mesela bugün istediği gibi bitmezse, Fenerbahçe puan kaybetmişken buradan kayıpla e, ayrılırsa Okan Buruk kardeşim sana sinyal verdi bu 11. Son iki maçta 5 puan kaybettin. Kazım Can'la mı e, destekledin sadece takımı derler adama. Sen olsan... O yüzden ben sürprize hazırlıklı olun. Bence bu 11 çıkmayacak diyorum. Sen olsan bozar mısın peki? Şimdi ben şöyle bir baktım. Ee, Serkan konuşurken e... 7-0'lık maçta Emre ile başlamış. Emre'yi değiştirdikten sonra bu kadro. 7-0'da bu kadro. Aynı. Daha bir aylar geçti üstünden. Hay hay şeyi söylüyorum. Aynı kadroyla e, İyi oynamış. o de o günkünden Nelson, o günkü Oliveira, yani, o günkü şimdi Mertens, o günkü Kerem. Döndüm kupa maçına. Kupa maçında Abdülkerim Kaan yapmış. Kazımcan yine e, orada. Mitcho var Oliveira'nın yerine. Sonrasında. Ha, neden olmasın? Oliveira'yı almış. Zaniolo ile başlamış Raşit ile değil. Sonra Yunus'u almış onun yerine. Yani o 3-2'lik maçtan bahsediyorum. Raşit sayı Kerem'in yerinde oynatmış. 66. dakikada sokmuş. Yani üzerinde oynamış. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Kupa maçı olduğu için belki hani şöyle rotasyonlu vesaire gibi bir şey yapmış Abi olabilir. baktığında Ömer Ali ile Caner hani bence Okan Buruk'un pozisyonlanması gereken iki bek. Şimdi o orası öyle. Şimdi ben şu kadroya göre biraz konuşmak isterim Başakşehir kadrosuna göre. Bir kere Tuğba Ahmet Tuğba çok ağır ve pozisyon alma konusunda hatalar yapıyor. Nitekim son kupa maçında da kırmızı Hı. kart gördü. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi bakacağım. Evet, evet, evet gördü kırmızı hocam. kart gördü. Ayrıca ondan önce de bir kırmızı kart daha gördü. Lik, e, lig maçında da gördü. Onu hatırlayamadım. Yani üst üste kırmızı kartlar görüyor. Çünkü ağır bir oyuncu. Yani Duarte de onu e, tolere eder mi? Şimdi burada burada eğer bu ikiliyle oynarsa bu ikiliye karşı Icardi çok çok üstünlük sağlar. Ancak bir e, şeyim var. E, son kupa maçında Edgar Yee'yi oyuna soktu. Edgar Yee var orada. Yani hı ile... Kötüydü yani, ama. He? Kötüydü bence. Ha, kötüydü Edgar Yee ile Duarte mi olur? Ha yani hay şöyle söylüyorum. Ya Ahmet Tuğba'nın bu kadar kötü oldu. Ya karşısından gelen topta kırmızı kart gördü yani. En, inanılmaz bir şey. Düşünebilir onu söyleyeyim bir. E, yani orada iki. Mahmut Biglia ikilisinden e, verim almak için Beşiktaş maçı olabilir. Ya yani, bazı maçları bunlarla oynayıp oyunu tutmaya çalıştı başarılı olamadı. Yani oyunu tutmaya çalışan bir e, Başakşehir'in e, bu türden e, mesela Kupa maçında da Mahmut Biglia ile oynamış yine. Kupada da bakıyorum onlarla oynamış. Ee, belki yaşlarının çok ileride olması oyunun ilerleyen bölümlerinde 50'lerde 60'larda 70'lerde bu oyuncuların düşüş yaşamasına neden oluyor. Mesela Biglia bütün maçı da oynadı şeyde e, kupada oynadı. Mahmut sonradan oyuna girdi e, ve 10 kişi oynayan bir e, 42. dakikadan sonra 10 kişi oynadı uzun bir süreyi 10 kişi oynadı. Bu kadro içerisinde bazı değişiklikler olma ihtimali olduğunu düşünüyorum ben Başakşehir konusunda. Galatasaray'a döndüğümüz, döndüğümüzde de ben de Serkan'la aynı düşüncedeyim. Bir kere Mertens'iz bir kadro ben baştan ilk günden beri söyledim. Mertens'i mutlaka önce Mertens'i düşünür. Ha kötü olabilir mi? Olur. kötü olursa 60'ta çıkartır. Abi haftalarca Debur'u yine kötü oynadı evet. ama hep çıktı. Hep on 11 çıktı. Haftalarca Bur... kötü oynadı. Aynen burada şimdi bu bu ha ile ilgili şunu söylemiştim bir kez daha söyleyeyim. Kazanmak, kaybetmek, moral vermek, hazırlamak, mental olarak gibi birçok ikilem var orada. Yani onu söyleyeyim ile ilgili. E 58. dakikada topu kaptırdı, gol oldu. 62. dakikada oyundan çıkarttı 4 dakika sonra ve sonrasında da taraftarla barış olsun diye Okan Hoca e, Mixon'a yani e, röportajı onu gönderdi. E, ki o da özür diledi. Taraftarın sempatisini falan kazandı. Yani şimdi Oliveira'nın 2-3 haftadır e, çok da iyi olmadığını e, söyleyebiliriz. 2-3 haftadır iyi oynamıyor. Ama şöyle bir şey de düşünmüş olabilir hoca. Ya ben daha önümde 4 tane falan çok önemli maç var. Oliveira'yı da kaybetmeyeyim. En azından başlayayım. Oyunun ilerleyen bölümünde eğer verim alamazsam e, düşüneyim diyebilir. Yani şu kadronun şu kadroda çok fazla değişikliği ben Serkan gibi düşünmüyorum. Çünkü çok fazla şey. Ben yani iki değişiklik falan diyorum. E, tabii, tabii, çok, çok fazla, fazla dediğim ben kendi Hı. açımdan fazla Peki, diyorum yani. Diyorlar ya işte Muslera formsuz son haftalarda. Fark böyle ama e, sadece Muslera değil. Abdülkerim ve Nelson'da da bir e, fiziksel bir yorgunluk diyeyim de abi bir a, bir ağırlık mı var? Böyle Zaten bir. ağırlar. Ee, zaten ağlar değil mi abi? Yani bir şey mi var? Bir tutukluk mu diyelim, ne diyelim? Konsantrasyon eksikliği mi diyelim? Çünkü sezonun en iyi iki stoperi hep dedik her programda ama son 5-6 maçtır böyle bir düşüşleri de yok değil abi. Yani şimdi burada her, herkes suçu belki Mustere'ye yüklüyor da yok ben Mustere konusunda şunu Sen, söyleyeyim. Siz değil genel. Yok ben 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 şöyle söylüyorum. Ben yüklüyorum Muslera'ya. Şu manada yüklüyorum. Ee, o, o pozisyonu görseydik o pozisyonda çok enteresan bir şey. Maçı Beşiktaş maçında ya sağında Ölüyorum. boş adam var, solunda boş adam var, merkeze yani tehlike hunisinin olduğu yere attı topu ve bunu bir kez yapmadı. En az 3 maçta 4 maçta izledik. Bunların bir kısmı gol oldu. Mesela Taylan'ın e, taraftarla iletişiminin kopmasının nedenlerinden biridir bu. Kasımpaşa maçında topu attı. Ha, şunu söyleyen de var. Ona da katılıyorum. Oliveira gibi bir oyuncunun da Orada çevre kontrolünü düzgün yapması lazım. Ama atma ya. Şimdi bak atma doğru söylüyorsun ara. abi. Aleksic baskı yapar mı? Yapar. Tabii. Janusay baskı yapar mı? Evet. Yapar. Efendim Serdar yapar mı? Yapar. O tehlike unisi dediğin yere atarsa o topu. Ya atarsan orada yani attın işte e, hiç beklemediğin oyuncu. Amir, e, amir geldi baskıyı a, yani, aldı. Hadis yaptı mesela baskıyı. Onun için ben burada... E, şunu söyleyeyim e, yani Galatasaray'da ben orada Muslera'ya faturayı kesiyorum. Ha Oliveira'ya kesmiyor musun diyeceksin. Tabii ki ona da kesiyorum. Çevre kontrolü Çevre yapmadı. Çevre kontrolü yapacaksın. Hmm. En basitini şöyle söyleyeyim. Aldığın yere at topu. Muslera'ya at. Zaten sonuç bir e, çözümlenmiş oluyor. Ama Muslera'nın da bu konuda ısrarını anlayabilmiş değilim yani onu söyleyeyim. Israrla topu o tehlike unisinin içerisine Acaba atıyor. Acaba verip tekrar mı almak istiyor? Ben onu da... Ee, ya orada da bir işaret yapıyor ama yani arkanda oyuncu var falan gibi bir işaret yapıyor ama atma. Atma yani. Attığın anda tehlike e, büyüyor orada yani bana göre atma. Yani diyorsun ki o oyuncu gelip bunu istese şimdi, de atma. Şimdi arkadaşlar getiriyor tabii Sağ ol, ki bravo, bak özgür. şimdi e, özgür teşekkür ederiz. Bak şöyle dur o Oliveira'ya geldiği zaman top e, dur, durduramıyor muyuz? Peki. Onu yapacak ama. Tamam. Yapacak ya ama. durduramıyorsak problem değil. Yani şunu söyleyeceğim e, izleyen değerli e, izleyicilerimize. Bir sağa bir sola bak. Bak sol taraftaki oyuncuya bak. Bomboş. At oraya. Yani orası çünkü şöyle. Orada topu kaptırsa dahi gol olma ihtimali şurada kaptırmak Şurayı mı diyorsun top... abi? Bak şimdi gö gösterelim. Şu ee... ben de kalkayım. Bak şurayı mı at atmalıydı. Evet. Bak orada, Şu. burada hatta şimdi biraz ilerlerse sağ tarafta, yani gerilerse sağdaki oyuncu da boş. boy de boş. O galiba Abdülkerim. Yani, bardakçı. Ha şimdi e, Torreira bu. Yok Kimi yok Torreira'yı söylemiyorum. Öbür köşedeki oyuncuyu ha. söylüyorum. Bar, bardakçı abi. Bardakçı. Şimdi bak burada na, nasıl biliyor musun? Oyuncu yani Mustara gibi bir oyuncu bak. Sağ tarafta da görünüyor. Ekranın hemen ucunda sağa bak. bak şey, sağa bak. Sasha Boy'u görüyoruz. Bak, Sasha yok yok Boy. Nelson o. Yok Nelson şu. Bu Torreira. Bu Nelson. Ha, ha Nelson. Tamam. Şimdi. E, Şunu diyorsun değil mi abi? Evet evet. Nelson. Nelson doğru. Şimdi bak orada boşluk var. Öbür tarafta boşluk var. Topu oyuna sokacaksın değil mi? En tehlikeli yere atıyorsun ya. En tehlikeli yer 4 orası. Dört kişinin arasındaki iki kişiden e, e, evet, birini atıyorsun. Evet bas, baskıya gidebilecek cenk daha yakın mesela Baktığın zaman. Şimdi burada yanlışı önce Muslera yapıyor. Ha bu kurtarılabilir bir yanlış mı? Evet. iki yönden bir. Olivera burada çevre kontrolünü doğru yapsa sorun yok. İki aldığı yere atabilir. At aldığın yere. Muslera'ya. Hatta orada Mustera'nın eline bak. Ne diyor Mustera... Oraya atlıyor. Oraya atlıyor. E sen sen at oraya. ki sen at, oraya. E sen at oraya. Sen at oraya diyorum yani. Niye sen atmıyorsun oraya? Yani bütün mesele bu yani. Sen at oraya o zaman. işaret ediyor. Bir galiba Bir daha izleriz, bakarız. Sanıyorum ya onu işaret ediyor ya da oyuncu geliyor. Yok abicim diyor. onu işaret ediyor. He. Ya şimdi olmadı işte yani. Ee, ya Mustera'nın bundan e, yani onun için Mustera'yı ben hani yok e, hiçbir ha, şey. Hayır. Toreira'yı işaret ediyor. Solu değil. Bak şimdi abi. Bak, şimdi bakalım. Bu açıya değil. Bak bak şimdi bak, Ay, bak, bak, bak 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 bak. Ona bakma ona bakma abi. Abdül, Serkan abi bak. Türk işaret ediyor. Bak abi bir daha bak. Gel gel bak, şimdi. Bak, bu açı işte. değil, bu açı değil. Bak abi. Bu değil bak bu değil. Kale arkasına gelirse Bakalım. uzak açıdan. Ha bak 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 bak. Bak şimdi abi bak. Hop. Yok Toru Toru gösteriyor abi. ...Torreira'ya nasıl atacak ki? Öyle gösteriyor. Ben, bir iki ihtimal var. Abi bak, orayı gösteriyor. İki ihtimal var. Onu göstermiyor. Diyor ki oyuncu geliyor diyor. Birinci ihtimal bu. İkincisi de sol tarafı atmalısın diyor. Hani bak, nerede diyor, 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 diyor abi? Gel alt açıya. Ben mi yanlış gördüm bak. Reji de diyor Torre evet Torreira gösteriyor. Torreira'yı atamaz ki zaten. Serkan abi. Bak Torreira markajda. Abi. Da, al, al, dur bak dur. Bu ne abi? Markajda, markaj'da Torreira. Nasıl atacak Torreira'ya? Bak şimdi bak. Bak o bence diyor ki... Kim geliyor, gösteriyor? Oyuncu geliyor diyor. Rakip baskıya geliyor... Hangisine diyor? Arkana bak falan. İyi de sali mi, şey mi gösteriyor acaba? orada? E sali orada şeyin yanında. E tamam. Bu oraya atabilir mi topu? Aykut atsa daha büyük tehlike var. Dön mü diyor? Torayere mi at diyor? İleriye doğru. vur da diyor olabilir. İleriye mi vur diyor? Yani burada ne derse desin bunu söylemek yerine sola at, sağa at, arkanda oyuncu var. Sen garanti Tabii. yerden başla. Onu söylüyoruz yani. Orada bir işareti var ama sen garanti yerden başla. Niye garanti yerden başlamıyorsun? Bu riski alıyorsun. Doğru doğru abi. Yani yani ha burada Olivera'nın hatası var mı? Yüzde yüz hatası var. Bu düzey bir oyuncunun çevre kont... Bak bir de bakıyor sağına soluna ya, ama. Tam dönerken geç kalıyor abi. Yani bu, bu böyle böyle bir şey. Ee, yalnız bir de şunu söyleyeyim. Ee, bu tür durumlarda onu da söyleyeyim de hani içimde kalmasın. İki stoper birden açılmaz. Bir tanesinin merkeze daha yakın durması lazım. İkisi yani, de yok. Yine gibi. Biri sağa iyice açılmış, biri sola iyice açılmış. Merkez tamamen boş. Birinin biraz daha yakın durması lazım. Ya bu çok Faryolim'si bir gol. Yeme. durumu... Faryona... Farioli. Farioli'nin takımları böyle gol yedi ya. Ya Abi... fa acaba Farioli ısrarla bunu yapıyordu zaten. O da Sunderland'a Yani için. Muslera ile varmış. bu yapılmaz ki. Muslera bunu bir kere yapmadı. Muslera bunu e, en az 4-5 kere yaptı. Okan Hoca mı diyor acaba? Top Muslera'da yakan stoperler bir açılın, bir oyun kurucu bir gelsin. Onu da, Alsın çevirsin topu onu acaba da şöyle, öyle mi diyor? Onu da şöyle söyleyeyim. Futbol oynamış bir kişi olarak söylüyorum. Orası burası falan demiyorum. Oyuncunun inisiyatifi vardır. Hele bu Muslera ise çok daha fazla. Ya ne yapayım Okan Hoca dedi ki bana buraya at. Öyle bir şey yok futbolun içerisinde. Oradaki tehlikeli bölgeye atmazsın. Sağa atarsın. Sağa attığında ya da sola attığında mus... Hoca gelip sana bir dakika ben sana oraya at dedim. Niye oraya atmadın mı diyecek Muslera'ya. Onun için ben bu cümleyi de söyleyenler oldu. Katılmıyorum. Ee, i̇nisiyatif futbolcunun elindedir burada. Yani şey değil bu penaltı atışı değil yani. Ya Atacak sağına soluna. Hani penaltı atışı olur biliyorsun hoca söylemiştir. Şeyleri e, kodları şey. var. İşte bankada para kaptırdı. E, maddi durumundan Ay, dolayı. Herhalde. Dolandıracak. Ben yanlış kurdum özür diliyorum. Dolandırıldığı iddiası biraz o, o anlamda da moralin ya bozulduğu şeklinde ama şöyle söyleyeyim bir ondan sonra Serkan da görüşünü söylesin. Ben doğru yani katılıyorum o görüşe. Gö yani o sahaya çıktığın anda var ya unutursun abi ya. Değil sahaya değil? çıkana kadar o kafanda ya işte bilmem ne falan. Sahaya çıkıyorsun ya üçüncü dakika artık senin dünyanın hele profesyonel hele böyle ve dünyanın orası oluyor artık. Şimdi yani, Haldun abi Haldun abi de da, haklı. Hani, çok da günahını almadan eee yani konuşulan bir şey söyleyeyim. Yok. Yani Florya'da. Yani şimdi bazı insanlar vardır, şeyi çok kıymetlidir. Parası. Parası. <laughs> olabilir. bazı insanlar vardır, parası çok çok kıymetlidir. Bazı insanlar vardır, hani 100 lirasıyla 1 milyon lirası arasında fark yoktur. Şimdi Muslera ile ilgili arkadaşların onu çok severler, çok saygı duyarlar Galatasaray Camii aslında. Hani en çok duyduğum özelliklerinden birisi de hani eğer öyle hani bahsi geçtiği gibi 500 bin euro falanın üstünde bir para kaybettiyse, bu hani senin benim her şeyimizi kaybetmişiz gibi vereceğimiz tepkiler verebileceği şeklinde. Ya benim duyduğum kadarıyla, yani duyduğumu söylüyorum tabii bunları bilebilmek mümkün değil. 1,5 milyon dolar kaybetmiş. Yok işte 500 kadar. bin dolar diye Bilmiyorum. duydum ben. E 500, ben 500 bin dolar diye duydum. 500 bin dolar. Hatta da, en az kaybeden o. 500 Benim duyduğum kadarıyla. Ama en çok... Ee, Yıpranma ama da şöyle, şöyle söyleyeyim. Ya mesela Emre Çolak neredeyse bütün servetini kaybetmiş evet, gibi anladığım evet. kadarıyla. Evet. öyle söylüyorlar. Ben ama şunu söyleyeyim yani sahaya çıktın 3. 5. dakikadan sonra artık yani ya param gitti mi falan diye düşünemezsin yani. Çünkü oyuna ne yaparsan yap oyuna konsantre olursun. Yani orada ben hele bu, bu düzey profesyonel. Bak şey öncesi olabilir. Maç öncesi hazırlıklarda mental olarak yıkımın olabilir vesaire ama maça çıktığın andan itibaren kafan tamamen artık hele bir de bu derbi maçı oraya bakmak lazım e, genel e, anlamda bir yıkımı olabilir bütün hafta boyunca ama maça çıktıktan sonra unutursun her şeyi her şey biter artık oradan geride kalır ama ben e, ama Muslera'nın çok ciddi hatalar yaptığı gerçeğini söylemem gerekiyor ciddi hatalar yapıyor. E, ama şunu da söylemek lazım yanında Aykut. Yani ne yapalım yani Mustera'yı çıkartsın Okan'ı mı oynatsın öyle bir, şey. Hayır, öyle bir şey yok yani. Hayat ya Gerçi hani son iki maçta Okan oynasa bundan daha kötü goller yemezdi. Evet ama şimdi şöyle bir şöyle bir riski alabilir misin ee, Okan? Şey, Okan'ı oynatıyorsun Serkan. İki tane gol yiyorsun mağlup oluyorsun. Şimdi evet ya ya Mustera yani yani Muslera haklısın abi. Muslera, üzerinde haklısın. O riski alamazsın. Alamazsın. Ama Hani Kazımcan riskini de almaman ha, o lazım. O ayrı bir konu. E, veya hani Mertens'i ayırıyorum. Çünkü sahiçi liderlik görevini üstlenmiş bir oyuncu ve onu da iyi yapıyor. Kötü performans gösterirken de iyi. Hatta ben yedek kulübesinden bile takıma katkısını çok beğeniyorum. E, Fenerbahçe'de hani öyle bir oyuncu yok. Gördüğüm en lider oyuncu Arda Güler. Fenerbahçe'de, sağ içinde. E, Beşiktaş'ta var mesela böyle liderler. Lider oyuncular var birkaç tane. Yani benim gördüğüm kadarıyla e, Mustera vazgeçilmez ve alternatifsiz ama bugün eğer Emre Kaplan'ın verdiği 11 doğruysa vazgeçilebilir ve alternatifli birkaç kişiyi bugün ekstradan izliyoruz gibi. Eğer bu isimler mesela biri Kerem, biri Oliveira, Mertens'i hala içlerine katmıyorum. E, bu akşam da kötü oynarlar. Galatasaray'da puan kaybederse o zaman bu puan kaybı da Okan Burak'a yazılır. Anı Son puan kaybı gibi. Şimdi, yani, o zaman yani durduk yerde e, her şeyle bitmiş, bugün teknik direktörüyle başkanı buluşmuş, e, şampiyonuna inanmayan teknik direktörünün kredisi kalmamış bir Fenerbahçe'yi yeniden canlandırmış olur Galatasaray. E, bunun da faturası Okan Burak'a kesilir. Şöyle söyleyelim, e, şimdi mesela Ade ile bile devam edebilir. Ya şimdi bak bence da, daha mantıklı ha, zaten. Ade, Türk statüsünde. Türk statüsünde bir. İkincisi Adekup Bey'in bu süreçte bir tane hatası var. Onun dışında hani hani neyi kaçırdı, ne yaptı, sürekli kaçırdı da gol oldu falan böyle bir şey söyleyebileceğim bir durum yok ha. Hataysa o da hata yapıyor. E Saşa da hata yapıyor. Abi Can Uzay'la Kazımcan ikilisi yani bilmiyorum bir Galatasaray'la İyi gelmiyordur kulağına melodik ya, olarak. Şu açıdan da... Yani can Uzay'la oynayacak kişi Kazım Can. Şu açıdan sana katılırım. Bence çok büyük bir risk. de oynama alışkanlığı olan bir oyuncu değil Aynen. şu anda. Maç En büyük de handikap çok. o yani. Maç, bir de sol bek değil. Maç kondisyonu var ya çok çok... <laughs> çok. Abi, abi bir de, bence de diyorsun. sol bek değil. Kazım ya yani Evli... Can Evli... Galatasaray rotasyonunda sol bek gözüküyor Evli... ama bence sol bek değil. Evli... Bey Evli... mi diyorsun abi? Ha Adekup Bey'i de düşünürse ben şaşırmam diyorum. Çünkü yani biz sanki... Hiç şaşırmam. Biz şey gibi düşündük tabii ki. Hani böyle... Aa tamam ee, Adekubbe kötü tamam da o zaman bakarsan e, Abdülkerim ve hani Victor Nelson haftalardır kötü oynuyor. Bak şey demiyorum yani ki ben beğeniyorum Victor Nelson. Yanlış anlaşılmasın yani Victor formsuz Nelson ama. Abdülkerim ikisi formsuz. Formsuz. Ha, onu da değiştir, bunu da değiştirle olmaz ki hepsini değiştiremez. Zaniolo'yu 11'de atmaz. Ben zaniyoluyu beklemiyorum çünkü yani orada Raşit sanın performansı e, gayet iyi. Sanıyorum orada Caner'in karşısında oynayacak. O çabukluğunu Caner'e karşı kullanabilir. Yani Caner oynayacağını hmm. düşündüğümüz sol için bekte söylüyorum. Caner olacak için. E, yani onu kullanabilir. E, Kerem e, Ömer Ali ikilisinde e, çok fazla emin değilim. Şöyle ki Ömer Ali de çok atlet bir oyuncu. Ömer Ali Kerem e, mücadelesinde zaman zaman Kerem'in zaman zaman Ömer Ali'nin öne geçeceği anlar olacaktır diye düşünüyorum şimdi özellikle ben Beşiktaş maçını izledim abi statta hatta seni de aradım evet e, maç esnasında aradım hatta seni ben bir şey gözlemledim abi şeyde maçta gerçekten Torreira Oliviera bunaltıyorlar abi baskıyla özellikle Torreira abi kazanılan her topu hemen böyle Mertens'in önüne bırakıveriyorlar böyle al diyorlar. Al işle, al işle, al işle fakat Mertens çok tutuktu Haldun abi. İşte Mertens kötü maçında. gününde olunca mesela biz niye dedik e, arkada kimin oynadığı önemli değil. Bırak Arda Güler'i koy önlerine, alsın o kullansın topu diye niye söyledik? Peki Bu sana işte. başka soru Haldun abi. Sor. Acaba Olivier mı Mertens'in yerinde olmalı. Daha kreatif çünkü. Yok. Pas veriyor, bakış açısı. Yok. Ama Mertens yok. takım savunmasını başlatıyor. Mertens takım savunmasını başlatıyor. İyi savunma Yok. yapıyor. Yani Ki en kötü oyununda bile iyi savunma yapıyor Mertens. Yani şey Mertens'i 10, şeyi 8 oynatmak durumundasın. Yani Oliveira'yı tamam durumundasın. On, Bir şey on, demiyorum. O Oliveira'yı 10 oynatırsan mecburiyetten oynatırsın. Şu an önce 3. adam oynaması gereken. 1 Mertens, 2 Zaniolo, 3 Oliveira hmm. olur. O kadar yani, yani üçüncü e, seçenek olur. Ha bu olmaz Mertens olmaz, e, Zaniolo olmazsa Üçüncü seçenek kullanabilirsin. E ona bakarsan zanyol Senin söylediğin hep kanat oyuncusudur yani. E yani ka kanat kanat da daha verimli. Ya kanat oyuncusu ama şöyle bir şey, bizim artık modern kanat oyuncuları şey gibi oynamıyorlar. Son çizgiye basan kanat yok. oyuncusu gibi oynamıyorlar. İçeriye devrilip oradan hem pas istasyonunu arıyor, hem şut istasyonunu arıyor. Öyle oynuyorlar artık. Mesela Adnan Yanuzay da öyle oynayacak. Yani siz sanmak yani Adnan Yanuzay gel, git son çizgiye basıp oradan orta yapacak. Öyle bir Sana şey. Sana göre. Galatasaray'ın saha içi lideri abi. Saha içi lideri. Mertens. Mertens mi? Mertens. Kesinlikle Mertens saha içi lideri. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Yani Icardi'nin veriminin yükselebilmesi için de Mertens'in performansının iyi olması lazım. Benim kanaatim. Mesela çok e, süratli ve çok çabuk bir oyuncu abi. Bilmiyorum hiç bu sene çıplak gözle izleyebildim mi? Değil mi? E, inanılmaz derecede seri ve şey de ezberlemişler abi mesela. ile da de... Oliviera ezberlemişler artık nereye gideceğini, ne yapacağını. Mesela arkaya bakıp Mertens'e pas atıyor abi koşu yoluna. Torreira. Çünkü, çünkü oyun lideri olarak Anlamışlar kabul yani. ettiğiniz andan itibaren onunla oynuyorsunuz. Yani özellik o. Yani oyun. mesela bir şey de dikkatimi çekti. Bak sen seversin böyle konulara. Belki Serkan korkmaz da çok sever. Kerem'in yaptığı bir şey topsuz alanda sürekli sürekli boş alana Yönetiyor. Top Sürekli Yönetiyor. boş alana top istiyor abi. Ka kameranın olmadığı yerlerde. Kim? Kerem sürekli mi? Kerem. Kerem zaten sürekli devamlı, top istiyor, başka devamlı. bir şey yok. Şimdi orada bana at, Mert, bana at. Mertens yani şimdi bazı oyuncuların top e, ezme konusunda ustalaştı Varlığını kabul edersin, tamam mı? O varlık e, da onun liderliğini de kabul etmişsin demektir. Yani şöyle yapar. Mesela Mertens sana şöyle yapar, hiç de dokunmaz bu sana. Orada durma. Koşuyu şuraya hmm. at der. Yapıyor yapıyor. Heh. Öyle de o, yapıyor. O sana da dokunmaz ayrıca. Dersin ki evet tamam Marka, benim için dokunma. doğruyu söylüyor. Doğruyu yaptırıyor der. Mesela şöyle yapar mesela bazı oyuncular. Gel bana hmm. gel. Bana gel. At al. Yani o Mertens ama o günüm, liderliği şimdi, yapıyor. E, yani Kerem çok etkili. Gerçekten çok önemli bir oyuncu. Bize uzaktan konuşmak kolay ama hani Kerem aldığı kararlarla büyüleyen falan bir adam değil ki maç sırasında. Mesela hani her zaman yanlış kararı veriyor. Yani çalım atması lazımken pas veriyor. Şut çekiyor. Şut çekmesi gerekirken pas veriyor. Ee, adamın üstüne gitmesi gerekirken geri dönüyor. Geri dönmesi gerekirken adamın üstüne gidiyor. İki bu, kişinin arasına giriyor. Mental sıkıntılar yani, o zaman abi. Hayır mi? mental. Bu bir sıkıntı. Yani mental sıkıntı değil, beceriyle ilgili karar bir şey. Me karar, karar verme. Ha, Ya bu kadar karar verme mekanizması sorunlu birisi. Bir de ekstradan kendi kararını alamıyorken sana karışması. Ee, işte Mark gibi sinir bozucu olabiliyor. Mark da olduğu gibi. Mesela abi şey de dikkatimi çekti. Hatta onu sana da söyledim. Oliviera, Mertens ve Torreira'nın pas trafiğini bozan bir tane adam vardı abi. Salih Uçan da değildi. Getson. Getson Her yere koştu. O maçın, o, o, Her yere koştu. O, o maç, o maçtaki Getson'u e, ben şöyle Sezonun söyleyeyim. maçını oynadı yani. yani şu anda Galatasaray karşısında öyle oynuyor. Portekiz, Portekiz milli takımı e, izlemiş olsaydı Hemen yani yarın ilk maça çağırırlardı evet. o maçtaki. Çünkü o e, sürekliliği sağlamak önemli. Yani o sürekliliği sağlayabilir mi, sağlayamaz mı? Mesela e, sonrasında e, Beşiktaş gitti Antalya'da. Mesela Antalya'da maçın yıldızı değildi. Galatasaray maçında maçın yıldızıydı. Yanılmıyorsam bak Serkan Aydın da söylüyor editör. Rize'deyken de Galatasaray'a Galatasaray karşı Çok müthiş iyi. müthiş oyundu. Bir de bir de Frikik golü attı yanlış hatırlamıyorsam. Ah, serbest vuruştan boyu. da bir gol attı. Ya, pek serbest vuruş kullanan biri olmamasına rağmen Anladım. gol atmıştı. Yani ez cümle bugün abi Getson-Salih ikilisini gözünün önüne getir. Başakşehir'deki o ikiliyi gözünün önüne getir. Biglia ve Mahmut. İkisi de farklı şimdi. Salih şimdi ile Biglia karşılaştıramaz. İkisi de savunmacı özellikleri olan fakat şunu unutmamamız lazım. İkisinin de belli bir yaş almışlığı var yani onu unutmamamız lazım o süre seni ne kadar ileriye doğru taşıyacak tabii şunu söylemek lazım her ikisi de topu ayağına aldıkları zaman e, oyunu sakinleştirmek topun Başakşehir'de kalmasını yani şunu söyleyelim e, Galatasaray'ın oyun akışkanlığını sağlamasına engel olmaya çalışacaklar onu söyleyeyim yani ikisi de al ver al verle o oyun akışkanlığını e, durduracaklar. Şunu unutmamak lazım. Galatasaray'ı bekleyen en büyük tehlikelerden bir tanesi savunma arkasına atılacak e, ya da işte savunmanın sırtına doğru diyeyim yani atılacak toplar. O toplarda Figueredo iki oyuncuyu da hataya zorlar. Yani Nelson'u da Abdülkerim'i de unutmamamız lazım. Avar'da şey A Varda eee Abdülkadir Bitigen var abi. E, Avarda Onur Özütop, Gözlemciler Muhittin Boşat, Taner Gizlenci. ikisi de hakem. Halil Umut Meler yönetiyor. Burada var da önemli tabii ki. Abdülkadir Bitigen. E, bu hafta genele baktığımızda varın doğru kullanıldığını maçları hatırlayın abi gözünüzün önüne getirin. Özellikle cumartesi pazar maçlarında varın doğru kullanıldığını söyleyebiliyor musun? Mesela Giresun Fenerbahçe maçı Bahattin Hoca'yı var uyardı mesela orada. Doğru kullanıldığını, yerinde kullanıldığını düşünüyor o musun bayağı abi? Bayağı yanlış kullanılıyor Türkiye'de ama neye bu göre hafta ya? için? Hiç kime göre? Bu yanlış? hafta için. Bir ülkelerin yerelliklerine dair aldıkları kararlar oluyor. Karar derken, yaptırım gücü yüksek kurallar değil ama işte merkez hakem kurullarının kendi ülkesinin kemlerine de yaptığı telkinler var. Türkiye bu konuda bir ekol değil, bir tarz sahibi değil. Ama mesela İngilizlerin var uygulamasıyla. İspanyollarınki ve Almanlarınki ve Fransızlarınki birbirinden farklı uygulamalar Yani doğru, doğru. çok az da olsa farklar, ekolleşmeler var. Var ekolü diye bir kavram var. Bizim var ekolümüzün aslında e, ülkemizdeki futbol ikliminden ve futbol kültüründeki açmazlarımızdan dolayı en şeffafı <laughs> ve en gevezesi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani en gevezesi derken Haldun abi en deneyimliğimiz maçın hakemi o. Sen yardımcısın sağ için. Dördüncü hakemsin. Ben de varım. Haldun abi senden sekti galiba. Ben böyle konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bence var ve hakem arasında terminoloji de böyle olmalı. Baba ya pozisyonu geçtin. Hangi pozisyonu? Ceza sahasında görmedim. Melli oynama var. Yo ben görmedim. O zaman hemen gel izle. Dur bir dakika deyip gel. Veya gördüm gördüm. Ne gördün abi? E gördüm mü çarptı işte çocuğun kolu kapalıydı. Yok abi sen yanlış açıdan görmüşsün. Ben bakıyorum burada şu anda el açık. Hani böyle konuşmamız lazım. Son 3 bir... dakika. Şimdi sen varla maçlarda verilen kararları kusursuzlaştırmaya ve az hata yaptıkları daha adil olmaya uğraş veriyorsun. Ama nedense bu kararı alan iki kişinin iletişimini kısıtlıyorsun. Bilmem ne bilmem ne olursa devreye giremez. Bilmem ne bilmem ne olursa şunu diyemez. Basit bir şey İzlemeyi söyleyeyim mi? Öne... Abi neyi öneriyorsun? Ben Haldun abi, Haldun abi abi diyorum. Onun yardımcısıyım maçta. Abi yanarız ne yapıyorsun bile diyebilmeliyim bence. Yani bizim bu mevcut futbol kültüründe daha değişik bir var standardı üretmemiz gerekiyor. Biz aslında bu yolda Yusuf Namoğlu döneminde iyi ilerlerken birden İngiltere ayarlarına döndük e, ve patladık. Onlar Bütün kulüpler hakkının yendiğini, kendisi aleyhinde e, örgütlenmeler olduğunu falan iddia ediyor şu an. Son bölümünü sana bırakayım Şöyle abi. Şöyle söyleyeyim, dakika var. E, burada önemli nokta. Mesela bu VAR protokolünün düzenlenmesiyle ilgili senin söylediğin. mesela Sorun diyor ki, protokolde. He, protokolde diyor ki mesela bana bir delil de sunman lazım. Delil sunacakmışsın ona. Bak hocam, tartışmaya açık heh, olmayan. Heh, hocam bak, orada sen görmedin, ayağını uzattı. Ayağını uzatırken de çelme taktı diyecekmişsin. Ama spor Nerede? hukukunda sen kanaate göre küme düşürebiliyorsun. Hmm. Mesela orada delil istemiyor adam. Yani burada Ben, deli... ben kanaat ettim. E, Haldun Aykut maçında şike var deyip küme düşürebiliyorsun. Spor hukuku böyle bir şey. Orada kanaatle yapabiliyorsun. Ama bir takımın kaderini milyonlarca euroluk operasyonla olumsuz etkileyecek kararda bana kesin delil, sun delil sunacaksın. Yani Neyin var delil protokolü i̇şte ben bunu Evet delil delil sunamazsan eğer e, maalesef çağıramıyor. O, o e, yanlış karar düzeltilemiyor. Eyyamcıya fırsat veriyorsun. Eyyamcı a kesin delil, delil sunamadık. Devam baba diyor. Zayıf takım olunca bence kesin delil diyor. Ama büyük takım olunca kesin delil sunamadık ya bu penaltıyı verme bence. Yani var protokolünde sıkıntılar var. O protokolün biraz daha e -Yama, sağlıklı hale gelmesi e -Yama çok lazım. Meyilli ya, bir yani konu. amaç ne biliyor musun Aykut? Amaç şu. E, yanlış karardan doğru karara dönülmesi için birlikte yapılması en gereken doğru çalışma. En doğru karar. Yani bu Almanya'da, bu. İngiltere'de buradan darbe yemezsin futbolda. Ama Türkiye'de toplumun huzuru kaçar. Hani maalesef. o yüzden maalesef bizim farklı bir var standardı üretmemiz lazım farklı bir var ekolü olmamız lazım. Biz bu yönde fikir üreten, felsefe yapan, pratikte de cesur uygulamalara geçmiş bir ülkeyken şu anda ezik ezik bize ne denirse onu yapıyoruz. Adamların futbol kültürü nere? Bizim futbol kültürümüz nere? Yani şu anda bizde sıfır hata, sıfır hata, sıfır tolerans var. Sıfır hata zorunluluğu var. Yani bu sebeple bırakın var ve hakem rahat rahat konuşsun. Bırakın bu konuşmalarda MHK tarafından özetlenerek kamuoyuyla paylaşılsın. Haldun Domaç'a ve Serkan Korkmaz'a çok çok teşekkür ediyoruz. Spor gündemimizi bugünlük noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.